الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى على سيدنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفي ذنوبنا محمد. Allah-u Teala ve Tekeddes Hazretleri cümlemizi, hasreten bütün ümmeti Muhammed'i şu şehr-i Ramazan'ın son 10 günündeki Leyle-i Kadre bağışlasın inşallah-u Teala. Muratlarımıza nail eylesin. Umduğumuza nail eylesin. Korktuğumuzdan emin eylesin. Ölümümüzde iman, ahirette eman nasibi müesser eylesin. Kıymetli kardeşler, Seyyidimiz Seyyid Sıbkatullah'tan izin aldık. Onun izniyle huzurunuza çıktık. Bugün her nimete şükretmek lazım. Bu güzel gecede Seyda, şartta Molla deriz, Molla Bedrettin Efendi bu mübarek gecede şu kardeşlerimizin içerisine misafir geldi. Ülema-i izamın izzet ve şerefi şeriat-ı Muhammediyi bir karış ileriye götürmektir. Hakkı tebliğ etmektir. Emr-i bil maruf nehy-i anil münkeri yapmaktır. Saniyen müşkülleri de halletmektir. Şimdi ben Allah-u Teala'nın inayeti Sadat-ı Nakşibendi'nin himmetiyle devletli İmam-ı Gazali Rahmetullah Ali Efendi Hazretlerinin Efendimizin Abidler Yolu Arapçası Minhacül Müslümin Minhacül Abidin bu eseri okudum. Bu eseri okuduktan sonra nefsimde çok düşündüm. Kendi kendime sualler sordum. Büyüklerin hallerinden, emsalimin gidişatından, hoca efendilerin ilminden anlamaya çalıştım ki biz çok evvel yaratıldık. Ruhlar aleminde sıramızı bekledik. Vaki olan doğum gününde dünyaya geldik. Emredilen saat ve saniye ve dakikada ebedi aleme intikal edeceğiz. Rızkımızı Allah-u Teala veriyor ve insanları, cinleri kendisine ibadete davet ediyor. Yaratılışımızın hakikati bu. Ubudiyet, kulluk. İmam-ı Gazali Hazretleri Abidler yoluyla tercüme edilen eserinde demin arz ettiğim yolculukta insan hayatı ve ölümü Allah-u Teala insanı, hayatı, ölümü halk etti. Onların ne yaptıklarını görsün, imtihan etsin, kendi hallerini kendilerine bildirsin diye biz bu vazifeyi görev ile yaratılmış bulunuyoruz. Çok düşündüm. Bu ibadet taatın evveli nedir? Ne ile devam ettirmek lazım? Rıza-i ilahi bulun. Veya uyup da merhale olarak geçilmesi lazım gelen İslam'ı hukuk ve merhaleler nelerdir? Çok düşündüm. Hamdolsun İmam-ı Gazali Sultanımıza ki bu yolculuğumuzu Hazreti Habibi Hüda'nın varisi olarak tasnif etmiş, tebliğ etmiş, kat edeceğimiz yolu, geçeceğimiz merhaleleri, saplanıp kalacağımız vartaları bize haber vermiş. Şu halde bütün ibadetlerden maksat ne? Rıza-i ilahi bulmak nasıl? Tahsiye-i niyet ne? İhlas nasıl kazanılır?
ve insanın kat edeceği merhaleler hangileridir? Bunları huzurunuzda okuduğum sıra ve tasnife göre bir nevi kitabın özetini yapar mahiyette kıymetli Seyda Hazretlerine karşılıklı sualler ile sorup yolculuğumuzun asıl maksadını, geçeceğimiz geçit ve engelleri, nereye kadar yolculuk edeceğimizi öğrenmemiz, bilmemiz lazım geliyor. Kıymetli müminler, herkes imanla mümin oluyor, mümine hatun kişi oluyor. Ama şimdi arz edeceğimiz hukuk muhaciyesinde imtihanı kazanamayıp her birimiz bir noktada kalarak İlahi ente maksudu rıdayke matlubi kavline, hukukuna ulaşamıyoruz. Geçilmesi lazım gelen, kat edilmesi lazım gelen yolculuğu İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle sıralamış. İlk önce kat edilecek yol ilim geçididir. İlmin hükmü nedir? Kalbi ibadetler nelerdir? Asıl faydalı ilim nedir? İlim geçidini geçtikten sonra hangi geçit lazım gelir? Tövbe geçidi lazım gelir buyurmuş. Bunları kısaca özetini yapacağım. Sohbetimizin mahiyeti çıksın. Sonra bunun şerhine geçeceğiz. İlim de hakikati anlayan insan vazifesini idrak eder. Azameti ilahiyi bilir. Allah Resulü'nün yoluna ram olur. Onun içinde ilimden anladığı ilahi idrak ile nakısiyetini idrak eder, tövbe kapısını çalar. Şu halde tövbe ilimin meyvesidir. İlimi takip eder. Tövbesini ikmal etmeyen hiçbir yolcu, İslam yolcusu, mümin ve mümine hatun ondan öteki merhalelere geçemez. Tövbe evveldir. Tövbe esastır. İlim evveldir. İlim esastır. Tövbesini ikmal eden yolculuğun çetin geçitlerine, bu geçitlerin içerisindeki engellerle karşılaşır. Tövbe yaptım. Nakisiyetimi idrak ettim. Rabbime verdiğim sözü ifaya çalışıyorum. Ne karşıma çıkacak ki onu da geçeyim. Muhteremler, engeller geçidi dört cinstir. Yani tövbesini ikmal eden birinci engel ile karşılaşır. Bunu itikafa girmeden önce dünya hayatı ismiyle 3-3,5 saat sohbette dünya nedir arz ettim. İkinci bölümünü Rabbim inayet verirse Şevval bayramından sonra inşallah ikinci bölümünde arz etmeye çalışacağız. Şu halde birinci karşılaşan yolculuk, Allah yolcusu, engeller geçidinin birinci engeli dünya ile karşılaşır. Dünya bir binektir, ahiretin tarlasıdır. Dünyada kalmamak lazım gelir. Allah dünyayı ahiret için mümine sermaye vermiştir. Hacetlerinin ihtiyacını karşılamak için vermiştir. Saplanıp kalmak için değil. Dünyayı geçen insanlarla, halkla karşılaşır. Halk da büyük bir engeldir. Onun hatırı, bunun gönlü, şunu hoşnut edeyim derken İnsanların arasına karışır, Halık-ı Zülcelal'i insan unutabilir. Halk Allah'la kul arasında hicab olur, perde olur. Bunu da geçmek lazımdır. Dışarıdan dünya, dışarıdan şeytan, içeriden nefis, engelleri insanı Allah'tan dun, uzak eder. Şu halde bunu da geçeceğiz. Nefsimizi terbiyet ile, şeytanın ivasına kanmamak ile, dünya cazibesine aldanmamak ile, halkın içerisinde
halkla muamele ve muaşeret etmekle beraber haktan haktan gafil olmamak şartıyla. Bunu da geçtik. İlmen geçtik. Halen içinde boğulduk kaldık. İlim geçidini geçtik. İlim bütün ahiret yolunun, şeriatın kapısı. İlimle münevver olduk. Aczimizi idrak ettik. Tövbe ettik. Tövbeden dünyaya girdik. Sonra nefisle mücadele ettik. Şeytana uymadık. Halka karışmadık. Karışmamak lazım. Yolculuk bitti mi? Bitmedi. Bu tasnifi bilen insan dünyada az. Bundan sonraki yolculuk, Allah razı olsun, arızalar, kazalar geçidine geliyor. Kazalar geçidi en çetin geçit. İnsanları yoldan en kesen, en çok alakoyan muazzam bir geçit. İnsanların %80'i burada boğulup kalıyor. Yaşamak için rızık lazım. Yemeği içmeyi Rabbim cümlemize emretmiş. %90 insanlar rızık kaygısıyla kazalar geçidinde trafik kazası yapar. Haram kazançla, kazancın haram cinsini seçmekle, meslek olarak, tamahla, hırsla, hasetle, kul hakkıyla. En çok yolculuk, en çetin maharet, rızık geçidini geçmektir. Rızık engelini geçmektir. Rızık engeliyle çalışırken, dünya ile uğraşırken, korku, endişe gelir. Kuruntular gelir. Hasta olursam, ölüverirsem çocuklarım ne yer içer? Ben hakkı söylersem polis, kanun bana ne yapar? Arızalar, kazalar geçidinin ikinci engeli, birçok insanı yoldan koyan korku, endişe kuruntudur. Hastalanma kuruntusu, çoluk çocuk geride kalma kuruntusu, kaygısı, şu veya bu endişeler. Bunda da insanları çoğu takılır kalır. Allah-u Teala kullara, sizin başınıza gelen belalar kendi ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır hükmüyle, dünyada belalar, musibetler verir ki tövbede sabit kalsın, tövbeye dönsün, daldığı musibetlerden ibret alsın. Demek üçüncü engel bela, musibet ve sıkıntılardır. Sıkıntılar engeli. Bunu %90 insan anlamaz. Belayı kuldan bilir. Sıkıntıyı dünyadan bilir. Musibeti eşten, dosttan, sebeplerden bilir. Halbuki bunların haliki, bunların sahibi Rabbül İzzet ve Tekaddes Hazretleridir. Bütün dünya birleşse bir insana miskale zerre zarar veremez. Bütün dünya Allah'ın izni olmasa birleşse miskale zerre insana menfaat, fayda veremez. Bütün iyilikler, güzellikler Allah'ın ikramıdır. Demek dördüncü kazalar geçidi İslamiyet'te inkişaf etmiş. Yolculuğun tadına varmış. İslamiyet'ten lezzet almış. Allah'a merbut olmuş kulların geçididir ki bunlara da çetin bir engel çıkar. Rızık kaygısı, korku, endişe, kuruntular, bela, musibet, sıkıntılar sonu ilahi takdir ve kazadır. İlahi takdir ve kaza meselesini Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi'nin Kader Nedir kitabıyla Hazreti Bediüzzaman Sayyid-i Nursi radıyallahu anh Efendimizin Sözler 26. sözle müstakillen bir sohbet burada yapmıştık. Cüz-i ihtiyariye nedir? Kader nedir? İnsan cüz-i ihtiyarı ile mesul olur. Kader ile yaptığı iyiliklerde hakkı olmaz. Halbuki insan bunun tersini yapar. Güzellikler, iyilikler kendi eseri,
Kötülükler Ali'nin, Veli'nin, dünyanın, onun bunun eseridir. Tam tersini icra eder. Başına gelen bela ve sıkıntıları iradeyi cüziyesiyle isteyip kazandığını unutur. Kötülükleri Allah'ın takdir ettiğini zanneder. Allah'ın azametine töhmet eder, suizan besler, helaka gider. Şu halde kazalar, arızalar geçidi çok zorlu bir geçittir ki insanların çoğunu bu vadinin içerisinde görmek mümkündür. Bu da bitti. Daha yolculuk bitmedi. Nereye kadar gideceğimiz anlaşılmadı. Bundan sonra sebepler geçidi gelir. Bu sebepler geçidi Allahu Teala'nın korkusu, merhametine sığınmak icap ettiğini bilmek, efali ameli Allah'ın rahmetine, inayetine sığınmak, amelleri onun muvaffakiyetiyle yaptığını bilmek, amellere güvenmemek, her amelin arkasından istiğfar etmek gibi hukuk içine alır. Ya kendine güven helak eder, ya ümitsizlik insanı bu yolda helak eder. Amel zahmeti cehennem korkusundan veya ibadetle kulun Allah'a yaklaşmak arzusundan olur. Halbuki bütün ibadetler ne cennet arzusundan ne cehennem korkusundan değil, bizatihi Allah'ın abdi olarak insanın kendinden neşet etmelidir. Allah için etmelidir. Sebepler geçidi, beşinci geçitteyiz. Altı, afetler geçidi. Adı üstünde afetler geçidi. Bütün ameller Allah içindir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri müstakillen İhlas Risalesinde her 15 günde bir okumayı emrederek ihlası gaye edinmek lazım geldiğini ferman etmiştir. Silsile-i Turuk-u Aliye'de Şeyhfetullah Hazretleri İhlas nedir sualine, İhlas tarikat nedir sualine, tarikat-ı aliye ihlası kazanmak için muhabbet ilahi tahsilidir buyurmuştur. Şu halde afetler geçidinin en zor çetin kayalığı ihlası gaye etmektir. Bunu elde edemezse riyakar olur. Kendini beğenme, kibirli ucub sahibi olur. Son geçit, bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek, gözün görmesi, kelimenin telaffuz edilmesi, edilen kelimenin kulağa gelmesi dahi Allah'ın muradıyla, rızasıyla, yarattığı sebeplerle olduğunu bilmek, kendisinde bir fazilet, kemalet aramamak, bunun için Allah'a külliyen hamd etmek, saniyen her bir nimeti şükür dairesinde kullanmak. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gençliğinde Sırr-ı Sakati Hazretlerinin İhlas nedir, şükür nedir gibi suallerinden şükür geldiği zaman Hazreti Cüneyd radıyallahu teala anh'ın Bağdadi Hazretleri şükür Allah'ın nimetleriyle Allah'a isyan etmemektir buyurmuş. Gözün şükrü hakaretle bakmamak, ibretle bakmak, dilin şükrü hakikati konuşmak, kulağın şükrü hakikati dinlemek, işitmek gibi. Allah cümlemizi bu geçitleri geçmeye muvaffak kılsın. Yolculuğumuz böyledir. Şeriatın istediği hüküm ve hakikat bu mihval üzerinedir. Bu özeti yaptım ki bu konuşmadan ne çıkacak, neler anlatılmak istiyor, önceden anlayalım, güzel dinleyelim. Cidden bu sohbet az konuşulmuş, teferruatı konuşulmuş da tertip ve sıra itibariyle çok bilinmeyen bir meseledir. Allah-u Teala cümlemize anlayış versin, idrak versin, kemalata yapışmayı nasip eylesin.
Resulullah'ın yüz suyu hürmetine, şu mübarek gecelerin hürmetine. Şimdi konumuza dönüyoruz. Kıymetli üstadımızın ilim hazinesine dalıyoruz. Rabbimiz cümlemizi temiz ve tahir çıkarsın. İbretli çıkarsın. Hakikatlı çıkarsın. Mübarek gecelerin ihyasında, ibadet yanında ilimin mukaddesatı, ilimin yeri büyüktür. İlim ibadetlerin en büyüğüdür. İlimle ziynetlenen nefsine, dünyaya saydığımız geçit ve engellere saplanmaz. İlimsiz sofi şeytana maskara olur. Nasıl kadınlar boyunlarına inci gerdanlık altın diziyorsa, Allah yolcusu mümin ve mümine hatun ilmi gerdanlık gibi boynuna geçirmeye mecburdur. Doğru mu söyledim hocam? Suale başladık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Muhterem Müslümanlar, Allah imana çok değer verdiği için muhterem demek kelimesi bile aczimize uygun geldiği için başka bir kelime bulamıyoruz. Müminlere muhteremden daha fazla. Çünkü Cenab-ı Hak imana çok büyük ehemmiyet veriyor. Değerli, aziz, ne dersek diyelim, iman sıfatına yakışır. Cenab-ı Hak bu üzerimize aldığımız sıfete uygun yaşamayı, hareket etmeyi cümlemize lütfetsin. Buraya çıkmakla meseleleri biliyorum veyahut ilim sıfeti falan taşıyorum değil, inanın. Bu yarbayımın Allah ebediyen razı olsun. Sadece hüsnü zennidir. Aczimi başta itiraf ederek kusurlarımın affını, Cenab-ı Hakk'ın da bağışlamasını diliyorum. Buraya gelmekteki gayemiz sadece bu mübarek gecede bu kadar hak için bir araya gelen müminlerin cemaati içine katılıp bilhassa böyle karşı karşıya onların o nurlu yüzlerine bakıp meleklerin Allah'ın emriyle bu gece hadislerin çoğunun rivayetine göre Kadir gecesi olma ihtimali çok kuvvetli olduğu için. Çünkü Allah'a hamdolsun bu sene alemi İslam birlikte oruç tuttu. Birlikte bayram yapacak. Artık vahdetimizin delilleri meydana çıkmıştır Allah'a hamdolsun. İnşallah bundan sonra ayrılmayız. Cenab-ı Hak ayırmasın. Onun için Kadir gecesi olma kavi ihtimaline binaen meleklerin bu seferin içerisinde olduğuna kesinlikle inanıyor. Ve meleklerin amin dedi duanın reddi mümkün değildir. Onun için mübarek yüzünüze bakıp günahlarıma bu dualarınızı bir mağfiret vesilesi yaparak yüz yüze bakıp Rabbim bu cemaatten ayırma. Hepimizi beraber affet. Hiç olmazsa cennette hani yolda süründüğümü görürseniz ya Rabbi şunu da biz bir görmüştük. Bize bir şeyler söylemişti. Riyakarlık da yapsa bile bunu bize bir şey söylemişti diye şefaatinize başvurmak için. Yoksa bir hocalık falan sıfatı değil bizde, ne arasın, yok bitti. Buna rağmen Allah'ın bir emridir. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Allah'ın bir emri. Sizde bir cemaat, bir zümre insan bulunsun, marufu daima emretsin bildiği kadar. Bildiğimiz neyse onu söyleyeceğiz, bilmediğimizi söyleyemeyiz. Bilmediğimizi rahatlıkla bilmiyoruz diyebiliriz elhamdülillah. Bunu Müslümanlara Allah'ın emirlerini tebliğ etmek bildiğimiz kadar nehilerinden sakınmak için bir araya geldik. Vesile olarak bir iki bir şeyler okuduysak bildiğimiz kadarı sizlere aktarmak. İçinizden bizden çok daha bilgili. Hatta inanıyor musunuz? İnanın bu mübarek gecede Resulullah'ın kürsüsünde yalan söyleyecek halimiz yok. Bazı kardeşlerimi görüyorum, ami okumamış ama hallerine müttele olduğumda keşke ben de hoca olmasaydım da bunun gibi olsaydım diyorum. Defalarca demişimdir yani. Bu rüya değildir. Defalarca demişimdir ve diyorum. Cenab-ı Hak bunların adedini çoğaltsın.
hakkı bulmak için çok ilim sahibi olmak mesele değildir. Fakat hakkı bulmak için imanlı, sadakatli olmak yeter. Çünkü iman insanı insan eder. Belki de insanı sultan eder. İnsan nur-i imanla alay-ı elliğine çıkar, cennete gitmeye hak kazanır. El-iyazu billah. Aynı insan zulümete, küfürle, esfer-i safiline düşer, saadet-i ebediyeyi kaybeder. Allah bizleri korusun. Onun için biz imanımıza sahip olalım. İmanı başka şeylerle kirletmeyelim. Kalp gözlerini paslandırmayalım. Silgimiz daima cebimizde, yanımızda bulunsun. Kalbimizin gözeneklerini sık sık silelim. Kalbimiz kirlenmesin. İmanımıza zedel vermesin. Bir eziyet olmasın imanımıza. İnşallah o parlayan imanımız aklımıza da nur verecek, güneşin aya nur verdiği gibi. Dolayısıyla kalpten ışığını alan ay gece etrafını aydınlatır. Ona bağlı olan peykler de yolunu şaşırmaz. İşte iman da eğer kalpten parlar, akle nur verir, ışık verirse akıl yolunu sapmaz, hak yolu bulur, o yolda devam eder. Çok fazla hareket etmese bile lazım olan adımları atar. Sağına soluna dikkat eder, çukurlara düşmemeye gayret eder, bu şekilde kurtulur. Ama eğer bu kalp gözenekleri kirlenir, iman akla ışık vermezse bu dava bitti demektir. Allah muhafaza buyursun. Şu halde sadece birbirimize duyuralım bunu. Bunu hepimiz bunu bilelim. Şu halde ilimden maksat imanı kamil etmek içindir. Evet. Bakınız bir müjde. Sözünü ibadet etme. Tabii ki. Üstad bir de diyor ki, yani üstad derken bu bir reklam değil. Asrın adına manevi huzure çağrılmış bir zata üstad demek mecburiyetindeyiz. Her asrın bir müceddidi var. Bu asrın üstadı diyor ki, bir zaman 1335 Eylül'ünde bir rüya-i sadıkada birisi geldi, seni bir meclis çağırıyor, meclis-i muhteşem kurulmuş, seni çağırıyorlar diye. Gittim, baktım ki bütün asırların müceddidleri ve dünyada emsalini görmediğimiz nurani zatların içinde bulunduğu bir cemaatle karşı karşıya geldim. Haya ettim, içeri girmekten, oturmaktan haya ettim, ayakta durdum, eşikte ayakta durdum diyor. Ey felaket ve helaket asrın adamı, gel senin de reyin var, görüşün var, söyle diyor. Onun üzerine fazla durmayacağım. Yani iman noktasında üstad diyor ki, kim bir sene iman hakikatlerini anlayarak, tamamını anlamazsa bile hayatına tetbik ederek yaşarsa zamanın mühim hakiki bir alimi olabilir. Bundan daha büyük müjde var mı? Hayır. İşte bu. İmanımızın emrettiği şekilde bir sene fütur vermeden yaşarsak bu müjdeyi üstad veriyor. Dikkat ediyor musunuz? Kim bir sene fütur vermeden imanın ve ilmin gerektiği şekilde İslamiyetini yaşar, imanını kurtarmaya çalışırsa artık onun sapması, kayması mümkün değildir. Onun için üstad böyle diyor, ben de bu müjdeyi veriyorum. Bu mübarek gecenin hürmetine. Öyleyse bizim yapacağımız bütün gayretlerin sonu imanımızın etrafındaki tehlikelere göz kulak olalım. İmanımıza hücum eden felaketleri önlemek için imanı koruyacak kadar bilgiye sahip olmamız lazım. Çok fazla olmasa bile imanımıza gelecek, hani lambamızı sonduracak, camını kıracak bir tehlikeyi nasıl önlemeye çalışıyorsak, iman bir mumdur, yanıyor. Etrafına bir cam koymasak ufak bir rüzgarda bile söner. Ama bunun sönmemesi için fenerin camını takarız. Bunlar nedir? Feraizi kılmaktır. Kebairden kaçınmaktır. Sünnetleri ifa etmektir. Adablara riayet etmektir. Bunların her birisi
imanın etrafına bir kala çevirmektir, bir sur çevirmektir. Bu kalalar olmazsa iman söner. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, buradan bir tanesini söyleyeyim. Farz olduğu için söyleyeyim. Ma beyne'r raculi vel küfri terkus salah buyuruyor. Kişi ile küfrün arasında tek bir fark namaz kılmasıdır diyor. Dikkat ediyor musunuz? Mefhum muhalifi nedir? Namaz kılmazsa kişinin Müslüman olduğu söylenemez diyor. Ma beyne'r raculi vel küfri terkus salah. Başka yere diyor. İnnemâ mevdu'as salâti mine'd-dîn ke mevdu'ar râsi mine'l-cesed. Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Bu babda birçok hadisler vardır. Mevzumuz olmadığı için sorulara geleceğiz. Yani imanımızı ferzlerle, vaciplerle, haramdan çekinmekle, bilgimizi artırmakla koruyalım. Sur içine alalım. Kal'a içine alalım ki iman düşmanları imana zarar vermesin. Yoksa imanımıza zarar girebilir, gelebilir. O da ne? Riyakarlık, süm'a, ücüb, fakir, Efendimizin sık sık istiaze ettiği şeyler. Allahümme inni a'udubuke minel fakri vel kibri vel ücbi vel riyai ve süm'ati diyor. Ya Rabbi, ben kibirden, fakirden, ücübden, kibri biliyorsunuz, fakri de biliyorsunuz, fakat diğerlerini kısaca izah edeyim. Ücüb, yani kendi hareketini, işte ben yaşıyorum, Müslümanım, dervişim, hacıyım, hocayım, efendim, melek gibi adamım, der gibi mahiyetlerini. Kendi kendini beğenmek, bu bir ücüptür. Kendi kendine tacip etmek. Riya ise Allah için yapmamız gereken şeyi başkasının görmesini temin etmek. Riya da budur. Yani bir işi Allah için yapacaksak, başkaları da görsün, falan sofudur, falan derviştir, falan hacidir, falan hocadır demeleri için yapılan hareket. İsterse yaptığın ibadet ne olursa olsun, eğer bu niyeti taşıyorsan, sen onu Allah için yapmıyorsun. Yarın huzur-i ilahide birinci semayı açsa bile, ikinci, üçüncü, dördüncü açsa bile, beşinci semada bir çapıt, eski bir çapıt gibi yüzüne çarpılacaktır. Hiç faydası yoktur. Bunlara sualde sıra gelecek. Evet. Bunlara. Benim anladığım kıymetli hocamızdan, alim olmak şart değil, iman esastır. İmanı muhafaza etmek de şarttır. Şu halde asgari bir müminin, mümini hatunun ilim derecesi ne olmalıdır? Farzları bilmez. Efendim, bir müminin asgari derecede bilgisi, mecburi olan şeyler şu: farzlarını kılabilecek kadar bilgiye sahip olmak, haramlardan kaçabilecek kadar bir bilgiye sahip olmaktır. Yani beş vakit namazı nasıl kılabilirim? Orucumu nasıl tutarım? Zekatımı nasıl veririm? Hacımı nasıl yaparım? Buna benzer günlük yaşantılarını dini çerçeve içerisinde bilmesi, bu bir Müslüman için, yani âmi bir Müslüman için bilgi olarak bu kafidir. Ama ileri derecede tabii ki bilgiler dereceye göre artar. Halbuki kıymetli hoca, şu asırda görüyoruz ki siyasi meseleler zihinleri bulandırıyor. Gazete okumak, haber dinlemek gibi meşguliyetler asgari ilim mertebesinin düşük olmasına sebep oluyor. Yani bir mümine sorsak, Fatiha-i Şerife'yi namazda okumanın hükmü nedir? Zamm-ı Sure'nin hükmü nedir? Namaz hangi sebeplerle bozulur? Oruç, hakeza, diğer şeriat meseleleri de bunun gibi. Şu halde insanoğlu 20. asırda kendisine lüzumlu olan ilim dalını bırakıp boş meşguliyete çok yer veriyor. Bu doğru mudur? Yanlışını şu şekilde, yani farz olan ilmini bırakıp da efendim, evet dünya hayatı hakkında bilgi sahibi olmak lazımdır ama sizin buyurduğunuz farz olan ibadet ve taatın ilmini bilmesi farzdır hükmüne göre bu doğru mudur? Efendim, aynı konuyu şu şekilde Hazreti Üstad Yürgen'e başvurmak mecburiyeti olduğumuz noktalar: siyaset, politika ruhi sersem aklı geveze yapıyor diyor. Ruhi sersem aklı geveze yapıyor. Evet. Bununla vaktini geçiren kişinin, bakın,
hakikaten ruhu gevezedir, aklı sersemdir, dini meselelerine fazla ehemmiyet veremiyor. 5 sene boyunca vaktini bu boş meselede harcıyor. 5 senede bir kere bu vazifedir. Düşüneceğiz, vicdanımızın emrettiği yere... Önce dinimizi yaşamanın farz olan evet. ilimlerini öğrenmemiz gerekiyor. O kısmı hemen ayet-i kerimeyle estağfirullah. Evet. Ankebut Sûre-i Celle'de وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana vermiş olduğu bütün imkanlarla ahiret evini güzel kurmayı arzu et. Allah'ın sana verdiği bütün imkanlarla ahiret evini kur diyor. Çünkü dünyada ne kadar kalacaksın? Çok fazla yaşa 100 sene. Bu da ahirete nispeten bir zaman, bir an gibi. Demek ki dünyaya dünya kadar ehemmiyet vermek, ahirete de ahiret kadar ehemmiyet vermek. Kur'an-ı Kerim'in emridir. Sonunda ayetin وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadaki ahirete olan aşkın olan nasibini gider unutma bu. Bunu da yani dünyayı ahiret için kullan. Çünkü dünya min haysu hiye mezra'atul ahire. Ahiretin tarlası olduğu için bunu ahiretin burada kazanılacağını onu ey bil ve kullan değerlendir. Kur'an-ı Kerim'in emri bu. Şöyle kıymetli hoca çok sual olduğu için evet, biraz buyurun, suratlı evet. gidiyorum. Mümin kendisine şeriatı, ibadet ve taatı yaşamak için lüzumlu ilimleri öğrenmeyi farz kılmış. Evet. Halbuki bu müminin bir yuvası var, evde hanımı var, çocukları var, belki ihtiyar anası babası var. Bunlara dini bilgileri öğrenmenin mesuliyeti kime ait? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kullukun ra'in ve kullukun mes'ulun an ra'iyeti. Her birerleriniz güdücüsünüz. Ve her birerleriniz önünüzdeki kişilerden yani mesuliyetini taşıdığınız kişilerden mesulsunuz. Yani ailenizde, çoluk çocuğunuzda, nefsinizde her şeyden mesulsunuz. Yani bunların dini bir eksikliğinden dolayı Cenab-ı Hak ilk evvela sizin yakanızı tutup sizi sarsacak. Onların dolayısıyla yaptıkları bir çocuğunuzu eğer 14 yaşına kadar dinini, diyanetini üretmediyseniz hanımınıza İslamiyet'i tebliğ edip sevdirmediyseniz, bunların bilgisizlikten dolayı işleyeceği herhangi bir günah otomatikman ortağısınız. Bir hadis-i şerife göre 1/3 sizin, 1 onlarındır. Bilgisizlikten. Katılıyor musunuz? Onun için kişi ailesinin seyididir, efendisidir, mesul müdürüdür. Aileye bilgisizlikten dolayı gelecek olan günahın 1/3 aile reisine aittir. Bunu çok dikkatli ehemmiyete almak lazım. Şu halde Allah yolcusu önce ilim geçidini geçecek. Yani zaruru olan şeriat ilimlerini bilecek. Aile efradına, eşine, dostuna tebliğ yapacak. Yalnız ailesini irşad etmekle mesuliyet biter mi? Ümmet-i Muhammed olarak ahir zamanda en büyük cihat, kendisinin istifade ettiği maddi ve manevi ilimleri Ümmet-i Muhammed'e iletmektir. Bu sufiler madem ki kendisini ahir zamanda mücahit gibi hissediyor, yani nefsine cihat ediyor, peki konu komşu, akraba Ümmet-i Muhammed'e ilmen cihat etmese mesuliyet var mı? Efendim elbette ki mesuliyeti var, fakat şurada müsaadeseniz bir noktayı izaha çalışayım. İslami başkasına tebliğ etmek veyahut da yanlış yolları başkasını ondan iştirak etmek için evvela kendimizden başlamalıyız. Evvela doğru İslamiyeti ve İslam'a uygun doğruluğu yaşamalıyız. Sadece dille bu iş olmaz. Yaşamadığın bir şey başkasına söylesen telkini yanlış olur. Tesir de etmez. Hasta olan doktor başkasını tedavi edemez. Evvela kendini tedavi etmesi lazımdır. Sigara içen bir babanın çocuğuna sigara içme demesi boşadır. Onun için İslami başkasını anlatırken evvel o anlattığını en güzel şekilde yaşamalısın. Ondan sonra başkasını anlatmalısın. Biz bu şekilde doğru İslamiyeti, yani doğru İslam haşa yanlış İslam mı var? Öyle değil. Yani bid'asız, hurafesiz, yanlışsız, tarik-i müstakimi evvela
yaşamalıyız. Bu güzel yaşamamızla başkasına örnek olacak şekilde bir şey söylediğimizde, kardeşim sen yaşamıyorsun, bana niye soruyorsun dememek için evvela kendimiz yaşamalıyız ve onu da yaşantımıza güzelliğiyle gösterdiğimize zaten söylemeye de lüzum yok. Yaşantımız bu, yeter. Bu ilmi kabiliyet, yani ümmet-i Muhammed'e duyurmanın ölçüsü nedir? Yani tebliğ ederken ölçü nedir? Hangi usul meşreple yapmalıdır? Mesela Musa Aleyhisselam'ı Allahu Teala Firavun'a gönderirken halim, selim, mülayimet istediği gibi bazen biz tebliğ ederken sertlik yapıyoruz. Bunun hükümlerini lütfen açıklar mısın? İslam'da hiçbir şekilde sertlik yok. Kur'an-ı Kerim başkasına vazifeyi tebliğ ederken Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini çok iyi. Cenab-ı Hak her şey, alim-i külli şeydir. İman etmeyeceğini bildiği halde Efendimiz defalarca kendisiyle karşı karşıya geldiğinde hiçbir zaman ağır bir söz söylememiş. Gücüne gidecek bir kelime kullanmamış. Hatta bir gün avucuna taş koymuş, gelmiş, ya Muhammed bu ne olduğunu bilirsen avucumdakini senin peygamberine inanacağım diyor. Ömer diyor, bakınız Ebu Cehil de demiyor. Ömer diyor. Çünkü onun ismi de Ömer. Ebu Cehil'in ismi de Ömer. Efendimiz çok zaman dua etmiş. Allahümme eyyidi dine Ömer'eyn diyor. Ya Rabbi iki Ömer'den birisiyle bu dini teyit et diyor. Biri Ömer ibn Hattab, biri Ömer bin Hişam. İşte Ömer diyor, bırak diyor elindekini bilmem, elindekiler diyor, bakın tabire bakın, elindekiler peygamberliğimi tasdik ederse inanır mısın? Evet diyor. Taşlar, rivayetlere göre 4 veyahut 6 taş olduğu söyleniyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah diyor. Ya diyor Ebu Talib'in yetimi diyor, taşları da sihir yaptı diyor. Buyurun. Buna rağmen kızmıyor. Efendimiz tebessüm ediyor. İman nasip olmayı zorla olmaz ki. Şu halde tebliğ, emri maruf. Kabul etmedi diye kızmayacaksın. Bir daha selam vermem demeyeceksin. Bir kere, 5 kere, 10 kere, 100 kere, 1000 kere. Katiyen ümidi, alakayı kesmeyeceksin. Eğer haram kazanıyorsa imkan dahilinde evinde bir şey yemeyeceksin. Eğer oraya gidip de bir şeyler yemenle hidayete geleceğini biliyorsan gideceksin. Nefsine zarar bile olsa bir lokma ekmekle kalbini ıslah ettireceksen, hidayete çağırabileceksen o lokmayı da yiyeceksin. Varsın bir parçamağına gitsin. Mesele değil. Yeter ki bir kişinin kurtuluşuna vesile ol. Efendimiz buyuruyor ki لَاِنْ يَهْدَ اللّٰهُ رَجُلًا عَلَى يَدِكْ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. Eğer Allah Celle Celaluhu senin vasitenle bir kişiyi hidayete kavuşturursa, güneşin doğup battığı her şey senin olsa o kişinin hidayeti kadar menfaat vermez diyor. Dikkat ediyor musunuz? Onun için bir Müslümandan, bir akrabadan, bir dosttan, bir ahbaptan, hatta bu ülkede bilhassa bir gurbetçiden, efendim ne yapayım dinlemiyor, gelmiyor, gitmiyor, selam almıyor veyahut da merhaba etmiyor demekle ilgi kesmemiz katiyen dinde yeri yoktur. Bir kere, 5 kere, 100 kere, 1000 kere gideceğiz. Fakat İslam'ın güzelliğiyle gideceğiz. Yumuşaklığıyla gideceğiz. Onu hakka çağıracağız. Sen batıla gidiyorsun demeyeceğiz. Şu halde tebliğ eder. Tebliğ. Hidayet elinde kendisi veriyor gibi bir tavırla değil. Anladığım. Hidayete tebliğ edecek. Hidayetin Allah'tan olduğunu bilmek suretiyle. Böyle anladım sözünüzden. Bir yanlışım varsa kusura bakmayın diyeceksin. Gelin beraber düzelelim. Beraber mesela Efendimiz bir gün Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh sokakta gezerken nafaka hanzeletu diye bir feryatla karşılaşıyor pazarda. Hanzele gasilül melaike. Hanzele büyük bir zat. Sahabe-i kiram. Hanzele münafık oldu diyor. Pazarda bağırıyor. Delirmiş gibi. Yanına yanaş. Ne oldu ya Hanzele diyor. Ya imam diyor. Ben diyor Efendimizin huzurunda duydum. Hisleri burada duyamıyorum. Kaybettim diyor. Onun için münafık olduğum hissine vardım diyor. Ya diyor bu hal bende de oluyor. Gel gidelim. Tabipler tabibine gidelim. Derdimize çare bulsun diyor. Gidiyorlar ya Resulallah durum böyle böyle diyor. Ya Hanzele tu anen fe anen diyor Efendimiz. Ey Hanzele diyor bu hal
bu huzurda gördüğünüz hal zaman zaman olur. Eğer her zaman olsa melekler sokaklarda sizinle tokalaşır diyor. Buna dayanamazsınız. Onun için biz bir anda muvaffak olmak katiyen böyle bir şey olmaz. O zaman riyakarlık olur. Nefsimiz birden şişi verir. Bu nefsin Allah şerrinden korusun. Kendi nefsimi bildirip söylüyorum. Benim nefis inanın istiğfar yatırımı değil. Benim nefsim Firavun'dan çok daha Firavun'dır. Eğer zerre kadar fırsat bulsun derhal yıkar ve üstüme çıkar. Cenab-ı Hak cümlemize hidayet lütfetsin. Nefsin şerrinden bu mübarek günlerin hürmetine bizleri emin kılsın. Şu halde ilim ubudiyetin vazifesini Halik-i Zülcelal'a iman, marifet, muhabbetin yolunu gösteriyor. Bununla mümin ikinci geçit olan tövbe dairesine girmesi lazım geliyor. Niçin ilimden sonra hemen tövbe geçidini Hazreti İmam-ı Gazali buyurdu? Şimdi efendim İmam-ı Gazali sözü geçmişken müsaade etsen İmam-ı Gazali bir tanıyalım. Bu zat kısa bir tarifle. İmam-ı Gazali Arap-ı İslam'da ondan çok daha büyük imamlar da vardır. Mesela İmam-ı Rabbani ondan daha ileridir ilim bakımında. Efendim Şeyh Muhammed Bahaeddin daha ileridedir. Gavs-ı Azam daha ileridir ama fakat bunun bir özelliği vardır. İmam Gazali hayatında 3 safha yaşamış. Evvela medrese hayatı yaşamış. Talebelik. Talebelik sadece hayatını ilme vermiş, başka hiçbir şey düşünmemiş. Sonra tasavvufa dalmış, çok derinlere varmış. Vahdet-i Şuhud'a kadar gitmiş. Onu şimdi izah etmeyeceğim, lüzumu da yok. Ondan sonra uzun bir zaman içerisinde inzivaya çekilmiş, kimseyle görüşmemiş. Kimisi delirdi, kimisi çildirdi, kimisi bilmem imam kendini kaybetti şeklinde bir sürü şeyler de olmuş. Fakat en sonunda ilimle bu milletin hidayet yolu ancak elde edilebilir mahiyetiyle yeniden medreseye dönmek ve yeniden talebe yetiştirmekle uğraşmış. Onun için Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ''Ulema-u ümmeti ke-enbiyay beni İsrail'' diyor. Benim ümmetimin alimleri beni İsrail, yani İsrail oğulların peygamberleri gibidir. Hazreti Musa mana aleminde soruyor. ''Ya Resulullah sen böyle demiştin, hani bir delil isteriz.'' diyor. ''Delilsiz olmaz.'' diyor. Ve Hazreti İmam'ın ruhaniyeti çağrılıyor, İmam-ı Gazali'nin. Musa aleyhisselam soruyor, ''Men ente?'' diyor. ''Ene Muhammed ibni Muhammed ibni Muhammed ibni Muhammed ibni Muhammed ibni Ahmet.'' diyor. 9. babda Muhammed oğlu Muhammed oğlu Muhammed oğlu Muhammed oğlu Ahmet Hazreti Muhammed'e yetişiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Musa hayrette kalıyor. Ben sana dedim ki sen kimsin? Ya Nebi Allah diyor. Allah sana sordu. Mahiye bir yeminike. Bu sağ elindeki nedir diye sorduğunda sen DNA'ndir deseydi ne olur diyor. Kale hiye asaya tevekkehu aleyha ve ehüşü biha ala ganemi ve liye fiha maharibin uhra. Sen diyor Allah'a doğrudan doğru asamdır deseydi ne olur diyor. Halbuki sen dedin ki bu benim DNA'mdir. Koyunlarımı güderim. Kendimi ona dayadırım. Başka birçok kerametleri vardır bunun. Diye uzattı. Niye söyledim diyor. Ben diyor fırsatı bulmuşken Cenab-ı Hak'la konuşmayı kaçırır mıyım diyor. Ben de diyor bir ulul azm peygamberle konuşma fırsatı bulmuşken kaçırır mıyım bunu diyor. Saddakta ya Resulullah diyor. Doğru söyledin. İşte bu. İmam-ı Gazali bu. Onun için bakınız burada bir mühim mesele. İlimden sonra hemen tevbe. Tevbe geliyor. Tevbe nedir biliyor musunuz? İlim insanı gurura götürebilir. Allah muhafaza buyursun. Veyahut da yanlış yollarla mesela ben buraya çıktım şimdi her şey soruluyor ben biliyorum gibi bir şey söyleyebiliyorum. Allah muhafaza buyursun her şeyi kaybederim. Eğer bilmediğim bir meseleyi cemaat benim bilmediğimi bilmemesi için rastgele bir şey söylersem hem dünyayı hem ahireti kaybettim. Bu gibi felaketlerden sakınmak için İmam-ı Gazali hemen arkasında tevbe getiriyor. Bakınız. Muhyiddin Arabi Kuddesirul Azim 70 küsur şeyden istiğfar çekiyor. Estağfirullah min salati. Estağfirullah min siyami. Estağfirullah min hacci diyor. Dikkat ediyor musunuz? Namazımdan Allah'a sığınırım. Orucumdan Allah'a sığınırım. Çünkü bunlardaki yanlışlar,
nefse gelen gurur, nefse gelen ucub, nefse gelen süm'a, dolayısıyla her şeyden, ilminden, kerametinden, veliliğinden, sefiliğinden, her şeyinden Allah'a sığınıyor. 70 küsur şeyden istiğfar. Onun için ilimden hemen sonra gururlanmamak için, ilmin başkasına faydalı olabilmesi için ihlas şerti vardır. Eğer ihlasla olmazsa, hasbilik olmazsa, Allah rızası için tebliğ gayesi olmazsa bu ilmin faydası mümkün değildir. Öyleyse bunun fayda verebilmesi için nefsin gözüne sık sık parmak sokmak lazımdır. O da nedir? Tövbe, pişmanlık. Acaba nefsim gururlandı mı ki? Burada konuşurken bir sürü cemaat dinliyor. Lan bu bir hocaymış, bu kadar alıp öyle şey mi olur? Demek ki çok büyük şey. İşte bu körlası cennin gözünü kör etmek için içten gelen bir tövbe. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu böyle benim gibi dudaktan değil, riyakarlıkla değil. İçten gelerek. Estağfurullah. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi min kulli zenbi. Fagfir li zenbi. Demek suretiyle ciddi bir nedamet tövbe. Tövbe nedir biliyor musunuz? Et-taibu mine zemb kemen la zembele. Günahlarından dolayı aczini, fakrini, pişmanlığını dile getirmek suretiyle tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur. Fakat tövbe samimiyettir. Tövbe samimiyettir. Başka bir hadiste ennedmü tövbe diyor. Pişmanlık duymak dahi ciddi zimni bir tövbedir. Gizli bir tövbedir. Onun için mümin nefsin haberin olmadan gururundan, kibrinden, ucbinden kurtulmak için hemen arkasına İmam Gazali radıyallahu anh tövbeyi koymuştur. Yani tövbe müminin en büyük başvuracağı istasyon. Merkez. Sık sık orada kendini yoklamalısın. Ben acaba neyim var, neyim yok diye arkasına bir tövbe. Çünkü tövbe sevabını çoğaltır, günahını siler. Sevabın varsa tövbe bir daha sevabı çoğaltır. Ama günah varsa onu arada siler. Onun için müminin çok sık başvurması gereken bir tövbe. Efendimiz buyuruyor, bakınız. İki rivayette hadis-i şerif. Vallahi inni le estağfiru kulle yevm ekseru min seb'ine merre. Allah'a kasem ederim ki ben günde en az 70'ten fazla istiğfar ederim, tövbe ederim diyor. Başka bir rivayette 100'den fazla diyor. Efendimiz böyle diyorsa bizim ne yapmamız lazım? Onun için tövbe müminin ilimden sonra en büyük kullanması, sığınması gereken sığınağıdır. Yani et-tevbe hüsnül mümin. Tevbe müminin kalasidir. Oranın içine gireceksin, korunacaksın, düşmanlar sana bir zarar vermeyecektir. Şu halde tövbe mahiyetiyle bir ibadet midir? Evet. Tövbe ibadettir. Çünkü kalbin gözünü siler, günahları yıkar, vücudun maddesi ve manasını temizler. Dolayısıyla günahdan, hani usta diyor ki, dünya kazuratından bir gusül etmek lazımdır. Yoksa bu dünya kazuratından gusül etmezsen tövbe ile ahirete gitmekle senden istikrar edecekler, sana yanaşmayacaklar, sen tek başına kalacaksın, dolayısıyla davayı kaybedersin. Şimdi en çok rastlanan bir mesele, tövbe günahı terk midir? Yoksa aczini itirafla günahı işleyip işleyip pişmanlık mıdır? En çok sofilerin aklına benim dahi gelen mesele budur. Bir günah işliyorum, küçük diyorum, büyük diyorum, tövbe ediyorum, ağlıyorum, uluyorum, bilfarz. Ertesi gün yine işliyorum, yine tövbe diyorum. Yine işliyorum, yine tövbe diyorum. Bunun şeriatta, bu benim arz ettiğim cins tövbenin hükmü nedir? Efendim, tövbe bütün günahlardan olur. Yalnız şu var. La sagaire ma'al israr ve la kebaire ma'al istiğfar diyor Efendimiz. Günah küçük değildir. Onu sık sık işlemekle o küçük günahdır, ehemmiyeti yoktur demekle o küçük değildir. Eğer küçük günahdır, ehemmiyetsizlikle bu sık sık işleniyorsa veya zaman zaman işleniyorsa ehemmiyetsizliğinden dolayı o günah küçük değildir, çok büyüktür. Çok büyüktür. Ama büyük günah işlenmiş fakat arkasında öyle bir tövbe, öyle bir tövbe zaten pişmanlıktır. Öyle bir pişmanlık meydana getirmiş ki bir daha oraya varmamış.
o da büyük değildir. Çünkü tevben karşısında eziliyor, mahvoluyor, silinip yok oluyor. Onun için tevbe günahı sadece terk etmek, yani bir gün günahın arkasından tekrar tevbe, tekrar günah, tekrar tevbe değil. Tevbe bir pişmanlık ki bir daha onun yanına varmamaktır. Tevbenin manası bu. İşte bu. Asıl önemli bu hocam. Evet. Tevbe budur. Yoksa çok affedersiniz. Bizim kaba tabirle bu tevbe torba gibi torbaya dönmüş oluyor. Bir şey yaramaz ki bu. Yani tevbe ettiğin şeye bir daha varmamak imkan dahilinde. Şimdi günahımız pek çok kıymetli hoca. Diyelim ki 30 cins belli başlı günahımız var. Şeriat 30'unu birden terkime emreder. Bir ikisini terk etsem, bir daha tövbe etsem, bir daha etsem bunun da hükmü var mıdır? Şimdi efendim, günah derken müminin şiddetle kaçınacağı bir yer, bir felakettir. Cenab-ı Hak ehli imanı korusun. Tövbe ise günahlara karşı müminin eline verilmiş bir silah, bir silgi, bir sünger, bir yıkama cihazıdır. Elbette ki tövbe bütün günahlara karşı kullanılmalı ve bütün günahları birden terk etmek asıldır. Asıldır. Ama yoksa, evet. 3-5 insan aciz olduğu için beşerdir, şaşar düşer, üçer beşer günah işler. Ehli iman için ümitsizlik yok. Güneş batıdan doğuncaya kadar müminler için tövbe kapısı açıktır. Dolayısıyla beşerdir, şaştım, düştüm. Fakat tövbe edince affedecek birisinin olduğunu idrak edince dönüp pişmanlığımı arz ettim. Cenab-ı Hak affeder. Yani Mevlana'nın bir sözü burada aklıma geldi. Baza baza her anki hesti baza. Ger gebru ve turb ve peresti baza. Ger sedbar tövbe şikesti baza diyor. Gel gel kardeşim gel diyor. Ne kadar günahkar olduysan gel diyor. 100 kere tövbeni bozduysan yine gel. Çünkü bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. Öyleyse biz hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemeliyiz. Bu dergah, dergah-ı ilahi ümitsizlik dergahı değildir. Ne kadar günahkar olsak haşa Allah affetmez demek bu ciddi bir ümitsizliktir. Böyle bir şey yok. Ne kadar günahkar olsak şirkin dışında Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ Allah Celle Celaluhu kendisine şirk koşmanın dışında bütün günahları dilerse affeder. Büyüklüğü ne olursa olsun. Büyüklüğü ne olursa olsun. Şirk içinde olmadığı bütün günahları dilerse affeder. Bu dilemek birken de ciddi bir tevbenin neticesinde. Ciddi bir tevbe nedametle başvurulan bir pişmanlıktan dolayı Cenab-ı Hak bütün günahları affeder. Öyleyse ümitsizlik yok. Sonra mümin tevbeyi tehir etmemeli. Bir hadisi kutside Ya ibn Adem la tekun mimmen yuahhiru tevbete ve yatulu l-emel ve yerci'u ile l-ahireti bi gayri amel. Ey Adem oğlu, tevbeyi tehir edip tuli emele düşenlerden olma. Bugün işini yarına, yarınki o bir güne, o bir günkü daha o bir güne bırakanlardan olma. Çünkü ömrün Nuh ömrü gibi 1000 sene yaşayacağın belli değil ki. Ölüm her an yoluna çıkar, başını keser. Tevbeye muvaffak olmayabilirsin. Onun için fırsat bulmuşken Şamil Cüzeyri talak köbete fırsat mühlet linik harame min umri nuhinine saki veren bilez hoş. Talihin varken, fırsat elindeyken hiç fırsatı kaçırma. Çünkü ömrün Nuh ömrü değil ki. Öyleyse saki, ey su dağdan çabuk gel diyor, çabuk. Belki yetişmeyebilirim, susuz gidebilirim. Anladınız mı? Yani tevbeyi tehir etmeden, ufak büyük demeden bütün günahlardan, hatta günahsız tevbe çok daha iyidir. Nerede günahsız adam? Nerede günahsız adam? İnşallah vardır. İnşallah vardır. Ümitsiz değil. Şimdi görülen bir manzara kıymetli hoca. Sufi Allah'ın inayeti, saadetin bereketiyle tövbe ediyor. Tabi bu sofinin yaşadığı bir sosyal hayatı var, aile bağları var. Evine dönüyor ki hanımı beklediği, özlediği bir durumda değil. Veya hanım Allah'a tövbe etmiş, efendisi eve döndü, o da beklediği bir durumda değil. Şimdi tövbe eden,
evdekilerin tövbesizliğiyle, yani belli başlı günahları terk edip etmemesiyle kadın erkeğe, erkek kadına karşı bir huzursuzluk kapısı açıyor. Bu görülen huzursuzluk yuvayı sarsacak dereceye de geliyor. Başını örtmezsen boşarım. Örtmeyeceğim, örteceğim. Öteki de diyor, içki içersen babamın evine kaçarım. Kumarı terk etmezsen kaçarım. Kaçmazsın gibi büyük efendim aile faciaları diyebileceğimiz sürtüşmeler, kırgınlıklar çıkıyor. Şimdi Allah bize bu kapıyı nasip etti. Çeşitli günahlardan tövbe ediyoruz. Evdeki bağımızı kuvvetlendirmek için tövbe sahibine ne düşer? Güzel bir soru bu. Yani en çok tekkede gördüğümüz, en çok sorulan suallerden birisi bu. Yarbayım, ben hanımı boşayayım mı? Yarbayım, kızımı keseyim mi? Oğlumu evden çıkarayım mı? Gibi sualler devamlı sorulduğu için ben de önemlileri huzurunuzda getiriyorum. Devletliden istifade edelim. Bu çetin bir sual. Yani çetinlik cevabı zor demek değil. Aile hukukunda yeri çok önemli. Tövbeyi nasıl aileye götürelim? Allah biliyor, cevabı, güzel bir cevabı sual. Cevabı zor değilsin diyorsun ama. Yok, ben cevabı güzel zor demedim. Şimdi yani cevabı değil zor demedim. Ama çok zor. Altında belim kırılıyor. Size kolay gibi geliyor da. Fakat hakikaten bu sorunun cevabını vermek benim için çok ağır bir yük. Cenab-ı Hak peşinen sizin affınızı, Cenab-ı Hak'ın mağfiretini diliyorum. Belki yanlışım olabilir. Hani bildi mi söyleyeceğim, ben bilmediğime bir şey diyecek halim yok. Tek ümit şu. Mümin, müminden ümit kesmemeli. Tevbe eden kardeşimiz ailesinde tevbesine uygun haller görmeyebilir. Ve çok rastlıyoruz. Evet, görmeyebilir. Ve rastlıyoruz. Her yerde var. Bu ümitsizlik vesilesi değildir. Olmamalı. Çünkü Cenab-ı Hak imhal eder fakat ihmal etmez. Mühlet verir. Cenab-ı Hak sabırdır. Hani biz bazen yanlışlıkla Allahümme sabirin diyoruz. Haşa, öyle değil. Onu yeri gelmişken söyleyin. Allahümme as-sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. O teki kelimeyi kullanırsak ne olur biliyor musun? Allah sabredenlerdendir, haşa. Yani Cenab-ı Hakk'a şirk koşmak gibi bir şey oluyor. Çünkü sabredenler çoktur, Allah da onlardan birisidir, haşa. Öyle bir şey olmaz. Allahu ma'as-sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Dolayısıyla aile efradımızda, babamızda, annemizde, bizim İslamiyetimizden dolayı değişik şeyler görüyoruz. Ben öyle çocuklar biliyorum ki namaz kıldığı için babası evinden kovuyor. Evet. Geçen size söyledim bilmiyorum ama yeri gelmişken söyleyeyim. Rusya'da görevliyim, aciz kardeşiniz. Erol isminde bir kardeşimiz, Karadenizli, okulunu bitirmiş, evin büyük oğlu veyahut da tek oğlu bilmiyorum ama geliyor baba diyor, benim tayinim Asya'ya çıktı, ben gideceğim, müsaade et diyor, hakkını helal et. Ne Asya'sı lan, bir oğlum var, vereceğim diyor şöyle. Baba diyor, ben Asya'ya gitmem lazım diyor. Oradaki Müslümanlar hizmet bekliyor diyor. Babası kızıyor, gidersen diyor, Erol diye bir oğlum yok, Ali diye de bir baban yok diyor. Oğlan her şeyi denemesinin neticesinde, ben ne diyor, gazeteye ilan vereceğim, kendime bir baba arayacağım. Dinime karşı çıkan bir babayı ben dinlemiyorum, istemiyorum diyor. İslamiyetime, dinime taraftar çıkacak baba arayacağım diyor. Katıyor musunuz? Ve çocuk her şeye rağmen o servetin, o samanın Karadeniz'de, Rize'de büyük bir bahçeleri olan, fabrikaları olan, her şeyleri olan bir genç her şeyi bırakıp İslam'a hizmet etmek için oraya koşuyor. İşte böyle ana babanın çocukları da var. Aynı durum aileye de karşılaşılıyor. Yapacağımız bir şey var. Onların İslami noktalarını tahrik etmek. Yani yahu Müslümansın. Madem Müslümanız, öyleyse benim tövbe etmemle, günahdan vazgeçmemle sevinmen lazım. Ben seni zorlamıyorum. İlahi sen de tövbe et, benim gibi ol demiyorum. Yavaş yavaş, mümkünse beraber yaşayalım. Yaşayamazsan bile ben bu karşıma çıkma. Beni reddetme.
Beraber yaşıyorum, ben sana bir şey demiyorum. Neden böyle demek lazım biliyor musunuz? İslam'ın güzelliğini yaşamakla yavaş yavaş, çünkü İslam'ın güzelliğini gören şeytan-ı racimden başka kimse karşıya çıkmaz. Dolayısıyla bunlar insandır. İslam'ın güzelliğini gösterdiğimizde şu anda olmasa bile bir müddet sonra ya bu adam haktan başka bir şey yapmıyor ki. Ben niye bunun karşısına çıkıyorum der, aklı başına gelir. Dolayısıyla sertlikle muamele katiyen olmaz. Kadını daha önce alırken namaz kılacağın şerti koşmadıysan, çocuklarına iman dersini vermediysen, onları birden sıkıştırmak dinden iyice çıkarmaktır. Tamamen çizden çıkarmaktır. Onun için İslam'da müsamaha vardır. Yumuşaklık vardır. İslam'ın güzelliğini güzel yaşamak vardır. Bununla örnek olmak vardır. Böylece ailenin saadeti gelir ve devam eder Allah'ın izniyle. Yoksa sertlik yapılırsa ailenin olan saadeti yıkılabilir. Dolayısıyla namaz kılmıyor diye karıyı boşamak, İslam'da böyle bir şey yoktur. Bırak mümin olan, ehli kitabla bile evlenme vardır İslam'da. Neden? İslam'ın güzelliğini göstereceksin, ileride o da mümin olacaktır. Aile olabilir, akraba olabilir, dost olabilir, herkese karşı muamelemiz bu olmalı yani. Biraz önce aynı mesele geçti. Yani mümin, imanının gerektiğini her yerde ve her zaman yapmalı. Ile İslam'da sertlik, karşı çıkmak olmadığı gibi bir de şu var. Sadece kendini İslamiyet'e vermekle ben efendim İslam'ı yapıyorum, dolayısıyla dünya ne ehemmiyeti var, çalışmayacağım falan şeklinde, bu da İslam'ın dışında. Biz feraizi kılmak, kebairi terk etmekle mükellefiz. Elbette ki Cenab-ı Hak çalışmayı da emrediyor. Tembel tilki gibi değil, gayretli aslan gibi olmalıyız. Başkasının sırtına geçirmek değil, öyle çalışıp başkasının da bizim gücümüzden istifade etmesini temin etmek lazımdır. Yani ben Müslümanım, dervişim, sofuyum, efendim çalışmayacağım dünya dedim mi, işte İslam'ın tersine çıkmış oluyorsun. Böyle bir şey olmaz. Müslüman herkesten fazla çalışır, herkesten fazla ibadet eder, herkesten fazla Allah'ın emirlerine bağlı olur ve dolayısıyla herkes tarafından da bu kişi sevilir. Evet. Ama neyse olmaz. Evet kıymetli hoca, yolumuz uzun olduğu için bir hak yolcusu mümin rızayı ilahiyi hamd ve şükür kapısını bulana kadar pek çok geçitler geçecekti. İlk önce insana lazım olan ilim geçidiydi. İlim geçidi de öğrendiğimize göre doğumdan kabire kadar devam edecek. Bu ilimle idrak eden mümin tövbe kapısına gelecek. Tövbe kapısını bitirmeyen asla tasavvufta yol alamaz, şeriatta yol alamaz. Tövbeye çalışmaya, tövbeyi ikmale çalışırken engeller bitmez ki. İlk engel dünya, insanlar, nefis ve şeytan gelir. Buna İmam-ı Gazali abidler yolunda engeller geçidi demiş. Şimdi kıymetli hoca, tasavvuf da bu, kemalat da bu, şu dört şey insana ne getirir, yolcu bu dört istasyonda nasıl konaklamalıdır, nasıl yaşamalıdır? Dünya, halk, şeytan, nefis. Bunun adı engeller geçidi. Demek tövbemize devam ediyoruz, günahlarımızı terke çalışıyoruz ama bununla da iş bitmiyor. Dünyanın içindeyiz, insanlarla baş başayız, nefsimiz içimizde, şeytan dışımızda. Bu yolcu ne yapsın kıymetli hoca? Bu yolcuyu Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Ayrıca bu tarikatın büyük pirlerinden İmam-ı Rabbani'nin Müceddidi Elfisani Ahmed-i Faruk-u Serhendi radıyallahu anh'ın sözüyle bir cevap vermek isterim. O zat diyor ki der tarihi nakşibendi lazım amel çar terk. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Evet. Dünya ed dünya sicnül mümin ve cennetül kafir diyor. Dünya min haysu hiye sicnül mümin.
Yani cennette mümine verilecek hayata nispeten, müminin dünyası cennet hayatına nispeten bir cehennem gibidir. Çünkü bakınız, dünyanın 1000 sene mes'udana hayatı, 1 saat cennet hayatına mukabil gelmiyor. Dikkat buyurun. 1000 sene dünyada mes'ud yaşasan, ailenle, efradınla, servetinle, çoluğunla, çocuğunla, her türlü lezzetin içinde yaşasan, cennetteki hayatın 1 saatine karşı gelmiyor. Nasıl? Cehennem değil mi? Ama bu da yetmiyor. Çünkü hedefimiz cennet değil ki. Hedef daha başka. Mümin hareketi âlidir. Onun için cennet hayatının dahi 1000 senesi 1 saat rüyeti cemale karşı gelmiyor. Hedefimiz budur. Onun için zordur. Der tarihi nakşebendi. Bakınız, biz Allah'a hamdolsun diğer insanlardan seçilmiş, imkan dahilinde 1. seflere gitmeye çalışıyoruz. Diğerlerden bir mümeyyiz vasfımız vardır. Bir tarikat-ı aliyeye intisap etmişiz. Elbette ki buna uygun bir sıfat takılmak mecburiyetindeyiz. İmam-ı Azam'a giderken bir yerden çocuklar arkada gösteriyorlar. Ya şunu görüyor musun diyor. 40 senedir diyor. Veyahut da işte günü o tarihi pek tutmuyor da onun için yapmayacağım da tarihi, çünkü İmam-ı Azam o zaman daha gençmiş. Bu adam diyor yatsı namazıyla sabah namazı, yatsı abdestiyle sabah namazı kılıyor diyor. Belki de böyle bir şey yoktu ama imam diyor ki ya halk beni böyle görmek istiyor. Demek ki öyle biliyor. Madem halk böyle biliyorsa benim böyle olmam lazım. Ve ondan sonra hayatı boyunca yatsı abdestiyle, belki yani haşa bu böyle mutlaka vardı değil mi de, yani uyumadan yatsıdan sabaha kadar ilimle, zikirle, fikirle uğraşarak halkı yalan çıkarmamıştır. Biz ise tarikat diyoruz, bakınız. Tarikat bir hakikat yoludur. Cenab-ı Hak cümlemize lütfetsin yaşamayı. Sadece ismini taşıma mühim değil. Şimdi mesele değil bu. Hatta riyakarlık da olabilir. Allah muhafaza buyursun. Madem ki diğer Müslümanların mümeyyiz bir vesif almışız, elbette ki dikkat edeceğimiz bazı noktalar vardır. 1. sefteysek, 1. sefteki insanların safın düzgünlüğüne, ayakların düzgün konmasına, kıyamda, rükuda, itidalda, secdede, her şeyde dikkatli olmaları lazım. Hatta öyle ki imamın herhangi bir sehvere karşı hemen yapıştırması. İmam namazda bir yanlış olursa, bozarsa namazı, arkasına dönüp hangisini çekerse yerine geçebilmesi. 1. sef budur. Biz madem ki bu sefe girmeye çalışıyoruz, öyleyse bu yol çok ağır bir şey değildir. Der tariki nakşebendi lazım ama çar terk. 4 şeyi terk edeceğiz. Bunu terk etmezsek bu yolda yürümemiz mümkün değildir. Nedir o? Terki dünya. Dünyayı kalbimize koymayacağız. Dünyayı çalışma yönünde terk edeceğiz diye bir şey yok İslam'da. Zaten bu yanlıştır, hatadır. Dünyayı çalışma yönünde değil, Müslümanlar zengin olmalı, servet sahibi olmalı, çok parası olmalı. Teknik çünkü ilahi kelimetullah maddeten terakkiye tabidir. Eğer maddeten mümin terakki etmezse ilahi kelimetullah yapılmaz. Bugün Rusya'da 250 okul yerine 500 okul niye açamıyoruz? Maddemiz yok da ondan. Dünyanın hepsinde 500 okulumuz var. Niye 1500 olmasın? Maddemiz yok da ondan. İşte ilahi kelimetullah için maddeten terakki etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse dünyayı kalbimize koymayacağız ama çalışacağız, çabalayacağız, herkesten fazla zengin olacağız, Allah yoluna ilahi kelimetullah için harcayacağız bunu. Hazreti Abdurrahman bin Avf Şam'dan geliyor. Efendimiz o gelmeden önce Dar-ı Bekaya rahmet etmiş. Ve Ayşe validemize demiş ki Abdurrahman'ı apalayarak cennete gittiğini gördüm diyor. Medine'ye gelince sahabe-i kiram, hayat bu. Abdurrahman'a karşı bir soğuk durum var. Nedir bu? Niye böyle oldu falan deyince hemen Ayşe validemize koşuyor. Nedir ya Ümmel Mümin diyor. Resulullah Efendimiz böyle dedi. Öyle mi diyor? Şam'dan getirdiği kervanı artık adedini 100 deve diyorlar ama ben daha fazla diyebilirim. Bütün yüküyle beraber Allah ve Resulullah Efendimiz diyor. İşte Müslüman böyle olmalı. Böyle olunca o apalamadan kurtuluyor ve dimdik cennete gitmeye çalışıyor.
Mümin böyle olmalı. Malı çok olmalı. İslam'a yardım edebilmek için. Terki dünya derken kalbine koymayacaksın dünyayı. Yoksa kalbe koymanın evet. Ölçüsü ne o zaman Seyda? Yani ne alamet dünyaya... ki o kalbe kondu sayılıyor. Şimdi efendim dünyayı pekillik, haset, efendim başkasına tefavuk etme niyetiyle kazanmak. Falan zengindir. Efendim falan iyi yaşıyor, falan evi şöyledir, falanın binası şöyledir demek için değil. Dünyayı ahiret mezraası olarak elde etme gayreti. Benim acizane verebileceğim cevap, belki daha değişik cevaplar da çok da ben ancak bu kadarını becerebiliyorum. Yani dünya kalbe konacak bir meta değildir. Ama dine hizmet etmek için de çok lazım olduğu için Müslümanın maddesi çok olması lazımdır. Ki ilahi kelimetullahı temin edebilsin. İşte terk-i dünya budur. Yani kalben muhabbetini taşımamak. Bir, iki, evet. Allah'la arasında perde olursa nasıl olacak Seyda? O zaman yani Allah'ı dünyayı unutturuyorsa, ibadeti dünyayı, geçiriyorsa. O zaman işte dünyayı kalbe koymuş oluyor. Dünyayı kalbe koydu mu namazına da mani olur, orucuna da mani olur, Allah'la ilgini de keser, insanlarla muameleni de keser, kibirli gururlu yapar, ne bileyim. Her şeyi yaptırabilir. Şimdi akla bir şey geliyor Seyda. Karşılıklı sualli cevaplı olduğu için hukukumuzda ortağız. Şimdi akla bir şey geliyor. Engeller geçidi, dünya, insan topluluğu, şeytan, nefis. Şimdi bu dört tehlike, bu geçidi terk edeceğiz, engeli. Evet. En önce hangisini etmek lazım ki diğerlerinin yolunu kolaylaştırsın? Burası çok önemli Seyda. Şimdi efendim... O imam radıyallahu anh bunları sıraya yani İmam-ı Gazali Hazretleri sıraya koyduğuna göre Allah-u Alem birincilik taşıyor dünya. Çünkü aynı şekilde üstad da diyor ki eğer ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa dünyada bıraktığın eserlere de hiç ehemmiyet verme. Katıyor musunuz? İşte dünya ahiretin tarlası olursa, ahiret namına kullanılırsa, ahireti kazanmak için harcanırsa bu dünya müminin kalbine konmamış, belki mümine hizmetkar olmuş, mümin onunla ahiretini temin etmiş oluyor. Bu şekilde ne oluyor? Dünyayı terk etmiş, ukbayı elde etmiş. İşte meşrebimizle birinci düsturu meydana gelmiş oluyor. Peki hele şimdi dünyayı kalbe koyduran içimizdeki sıfat, vasıf ne? Cehalet. Şu adam dünyayı kalbine sokmuş. Şu da dünyayı terki dünya etmiş. Bu iki adamın sıfatındaki mümtaz vasıf ne? Şu dört taneden acaba nefis olmasın? Şimdi yani efendim, nefsini terbiye etmeyen diğerlerinde muzaffer olur mu? Zaten dördü birbirine bağlı da sırayla geliyor. Zaten dünya şu ki, dünyayı bilmeyen insan dünyaya tapar. Eğer dünyanın ne olduğunu bilirse, zaten dünyanın bir müzakrafat yeri olduğunu idrak edecek ve buna kalbini bağlamayacak. Yine başka ölçü var. Nefsini bilen Rabbini bilir. Tabii. İşte şu halde sırada ben men arafe nefse fakat arafe rabbe diyor. Peki o zaman acaba nefis başa işte, alsak olur mu? Şimdi, bu imama muhalefet değil. Çünkü nefis ıslah olmazsa dünyayı aradan çıkarması mümkün değil. Halkından ülfeti kesmesi mümkün değil. İslah olmayan nefsin şeytanı terk etmesi mümkün değil. Benim anladığıma, büyüklerden duyduğuma göre ilmi müzakeredir bu. Bence şu dörtten önce nefsin ıslahı elzem olsa gerek. Doğru mu düşüncem? Sual soruyorum. Ben konuşucu değilim, sualcıyım. Efendim, sual doğru olmakla beraber yalnız şu var bakınız. Nefsin ıslah olması için bazı sebepler vardır evvela. Evvela nefsin sevdiği bazı şeylerden elini çekmen lazım. Mesela Cüneydi Bağdadi'nin bir misal olarak pirimiz ondan bahsedersek bir gün Bağdat sokaklarına giderken 8 senedir elma yememiş. Menakıbında var. 8 senedir elma yememiş. Nefsi o kadar zorladığı halde elma yemiyor. Bir gün iki evin arasında, iki apartman diyelim, arasında geçerken bir kızcağız yukarıdan bir elma kabuğunu atıyor aşağıya. Nefis o kadar zorluyor ki ya hiç olmazsa bu kabuğu al da kokla diyor. Yemesen bile kokla diyor at. Artık o hale gelmiş ki
hakkından gelemiyor. Kabul alıp kokluyor ve atıyor. Allah canını alsın diyor. Bu kadar para olsun diyor. Fakat bir müddet sonra kız arıyor. Yüzüğü yok. Eyvah diyor. Yüzüğü attıydım elma kabuğuyla beraber. Derviş aldı gitti diyor. Arayın dervişi bulun. Buluyorlar dervişi. Ver şu yüzüğü diyorlar. Ne yüzüğü ya? Ya sen yüzüğü aldın işte elma kabuğuyla. Ben yüzük görmedim kardeşim. Yok efendim sen götürdün. Çekiyorlar dayağı. Vur ha vur. Vur ha vur. Dervişi mest ediyorlar. Nihayet ya ver şu yüzüğü. Ben görmedim kardeşim. Yüzük yok diyor. Bir daha derken yoruluncaya kadar dövüyorlar. Nihayet oraları ararken karıyorların ayağında yüzük bulunuyor. Ya efendim hakkını helal et, kusura bakma şimdi. Yo helal etmem diyor. Niye? Bir bu kadar daha döverseniz helal ederim diyor. Çünkü diyor 8 senedir mücadele ettim. En sonunda hakkına gelemedim diyor. O kabukları koklatıp bunun cezası bu kadar diyor. Bir de ahirete sen düşün diyor. İşte nefis ancak dünyadan elini çektirmekle ıslah olabilir. Bu benim acizim. Başka şey bilmiyorum. Çünkü kendi nefsimi tecrübe ediyorum. 8 sene elmayı yedirmeyen kim? İşte mücadele. Fakat sonunda yine mağlup ediyor. Bak daha bir şey, mühim bir şey. Çok yakında oldu. Büyük bir zat. Diyor ki... Burada şunu arz etmek istedim hocam. Maksat kardeşlerle müzakere. Şimdi tasavvufu hayatın bir mücahede ve riyazet kısmı var. Bu olmadıkça mümkün değil. Tasavvufu hayatta hiçbir kimse muvaffak olamaz. Dünya içinde mücahede riyazet, halkın içinde mücahede riyazet, şeytana karşı mücahede ve riyazet, şu halde nefsin ıslahı için. Evet. Nefsin elini dünyadan çekmek. Çekmek için. İşte dünyayı, gözünü kapatıp Allah'a itminan makam, mutmainliğe sokabilmek için. Dünyayı elinden almak. Bak o zaten şeyi çok mühim. Onun için yoksa bir mi beraber mi? Yani nefis tertipte, düzende dörde mi kaldı, başa mı geçti yerine? Beraber mi çalıştı desek, sulh olalım. Onu şimdi Kur'an-ı Kerim'deki tabire bakınsa, eğer diyor müminlerin kafirlerle bir olacağı endişesi olmasaydı, kafirlerin eşiğini ve çatısını, çatı derken o hani saçak diyoruz ya, eşiğini ve saçağını altından yapardım diyor. Ama müminler ona bakıp da imreneceği için bu şekilde yapmadım. Demek ki nefsin arzusunu çekmek, dünyayı ona zehir etmektir. Dünyayı ona kabul ettirmemek, dünyadan elini çekmekle olabilir. Ha, bu zat şöyle diyor. Ben diyor bir zaman hayvani gıdaları Allah için terk ettim. Uzun bir müddet. Nefsin hoşuna giden şeyleri vermemeye çalıştım. Uzun bir müddet sonra diyor bir gün nefsin bana gösterdi bir kedi gibi. Baktım bir kedi karşımda duruyor. Ben üzerine hücum ettim. Bana cırmak attı diyor nefis. Olmuş bir şey. Cırmak attı neyse diyor kovdum gitti. Bir müddet sonra diyor bir baktım karşımda bir kaplan yavrusu gibi çıktı. Öyle görünce eyvah biz küçülmeye çalışırken bu büyüyor. Büyüyor ne yapacağım? Hiç seslenmedim diyor. Daha bir zaman sonra baktım ki bir koril gibi karşıma çıkınca iyice korktum diyor karşısında. Ondan sonra iltica ettim. Nedir bu? Halk içinde hakla olman lazımken hak için halktan uzaklaştığın için nefsin büyüyor dediler. Şeytan soldan gelemeyince sağdan gelmeye başladı dediler diyor. Ve bu işi terk ettim diyor. Katıyor musunuz? Onun için mümin nefis o kadar hilebazdır ki hepiniz tecrübe etmişsinizdir. Bir gün böyle huzurlu bir namaz kıldınız mı hemen şeytan kulağını soğuyor. Ne güzel namaz kıldın ya. Evliya gibi namaz kıldın. Tam sofusun be. Kendi kendine tecrübe götürüyor. Elindeki sermayeyi hebaya vermek için. Allah bu şedid düşmanın şerrinden muhafaza eylesin. Amin. İşte bunlar hepsi terki dünya ile olur. Dünyayı kalbe koymazsan her şeyin Allah için olursa bu şerden emin olabilirsin. İkincisi, bakınız. Halk. Halkla olan muhabbet, samimiyet. Ne ile olabilir? Bizim halkla irtibatımız bir imandan dolayıdır. Akrabalıktan ziyade evvela din kardeşliği var. Terki dünyayı söyledik. Terki ukba. Yani
biz efendim ahirette makam kazanmışız, sofuyuz, dervişiz, şeyhiz, veliyiz falan şey yok. Halkla beraberiz. Hiçbir zaman farkımız yok. Biz neysek halkın seviyesinde olmak. Halkı kendi seviyemize göre yüksekse onları kendi seviyemizde. Düşükse onların nefsen, maddeten seviyelerine inip yüksek görünmemek, onları hak ve hakikati götürmeye çalışmalıyız. Hiçbir zaman başkasının yanında yüksek görünmemeliyiz. Halkla olan irtibatımız bu olmalı. Yani onlardan yüksekmişiz gibi, daha fazla bilgiliymişiz gibi onlara görünmek değil, onları hakka bilgili olarak çağırmak değil. Kardeşim bu meseleyi ben de bilmiyorum ama gel bunu beraber düzeltelim Allah rızası için ya. Günah işlemeyelim, sen de işleme, ben de işlemeyim şeklinde. Yani bunu beceremiyorum ama fakat söylemesini biliyorum. Bunu nasıl yapacaksak, yolu neyse Allah rızası için bir din kardeşimizi hakka çağırırken böyle olmalıyız. Kendimiz bilgili görünüp efendim ondan üstün olduğumuzu, ondan daha iyi yaşadığımızı izhar etmek şeklinde değil. Ondan daha aciz olduğumuzu. Mesela bir misal anlatılıyor. Ben fıkıh kitaplarında hadiste görmedim ama Sıbtayn efendilerimiz, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in bir gün bir yaşlının abdesti yanlış aldığını görüyorlar. Direkt sen yanlış alıyorsun demiyorlar. Dede veyahut amca neyse, biz kardeşimle diyor münakaşa ettik. Hangimiz doğru abdest alıyoruz? Münakaşa ediyoruz. Allah razı olsun bir bak da diyor hangimiz yanlış yapıyoruz? Onu bir düzeltiyor. Onun evladım diyor. Abdest alıyorlar dede ibret. Ha evladım diyor Allah razı olsun. Siz değil ben yanlış yapıyorum diyor. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Siz değil ben yanlış yapıyorum. Halka bu şekilde gitmeliyiz. Halkla münasebetimiz bu olmalı. Onlardan üstünlük sürmek efendim saymak değil, onların derecesinden daha aşağı görülmeliyiz ki onlara hakkı söyleyebilelim. Yoksa üstünlüğümüzü ileri sürersek hiçbir faydamız olmaz. Hiçbir faydamız olmaz. Belki de ters yüz oluruz. Halkla münasebetlerde tasavvufun sofilerle olan halkla münasebetlerle sofilere bir mesele arz etmek istiyorum. Şimdi tarikat-ı aliyelerde uzlet meselesi var. Halvet meselesi var. Tarikat-ı Nakşibendiye halveti mi celveti mi? Bu yolda sofi halkla münasebetle uzlette mi olmalı, halkla giriftarlıkta mı olmalı kıymetli hoca? Efendim acizane onu izah et. Asas halkın buradaki inceliği sofi halkına muaşerette hangi şeriatın hukukunu gözetmeli, tasavvufun hangi ahlakına uymalı ki halkın münasebetinde sofi kendisi mesuliyet durumuna düşmesin. Halkla ilişki bu, uzlet var, halvet var. Sofu sadece değil, her Müslüman halk içinde hakla olmalı. Uzlet zamanı değildir. İnziva zamanı da değildir, çok rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü seri-ü seyr olan bu zamanın evladına iman noktasında da çok süratle hareket etmek mecburiyeti var. Her şey makineleştiği bir zamanda sen tutup da 40 gün efendim 40 sene 40 ay özlete çekilmen mümkün değildir. Öyleyse süratle iman hizmetini ileriye götürmek için ne yapacaksın? Halkla beraber yaşayacaksın ama haklı olacaksın. Kalbin, ruhun, aklın, vicdanın daima haklı olacak ama halkın içinde, halktan üstün bir sıfatın takınmayacaksın. Daima yaşayacaksın, halkı yaşadığına imrendireceksin. Laftan fazla fiilinle. Çünkü Müslüman'ın yapacağı üç vazife vardır. Kavli, fiili, ameli. Yani sözle söyleyeceğin bir şey, lisanla söyleyeceğin. Bir de fiilinle yapacağın, bir de amelinle göstereceğin şeydir. Bir mümin bunların üçünü yaşarsa başkasının itiraz noktası kalmaz. Dolayısıyla halkla ilgiyi hiçbir zaman gevşetmemeliyiz. Halkın içerisinde olmalıyız ve hakla beraber olmalıyız.
Olmak olmak nasıl dedi? Olmak olmak. Nakşi. Evet. İşte o Nakşibendi. Evet. İntakı bil haktır. Halkın hukuku Seyda Hazretlerinden onu görüşüyoruz. Uzlete yer olmadığını beyan buyurdu. Tarikatın Nakşibendi'de meşrep zaten halveti değil celveti. Celveti sözünü ülemayı izam Seyda'mızın buyurduğu gibi zahiri halkla gönlü hakla. Şimdi bunun ölçüsü nasıl olacak? Mesela benim gözüm var. Halkın içerisinde göz takvası lazım. Dilim var. Dil takvası lazım. Gönlüm var. Gönül takvası lazım. Halkın içinde olup hakla olmanın takvası nasıldır? İşte en önemli soru zaten. İşte bunu bunu bilemeyeceğim. Efendim bizim bir sözü var. Yani soran sorulanın daha tövbe estağfurullah Allah bilir. Şimdi ölçü zor. Kıymetli hocam halkın arasında olup hakla olmak halkın içinde hakkın kapısını o vücudun kapamaması lazım. Tabii. Dilde yalan olmaması, gözde harama bakmaması, dilde gıybet olmaması hakeza. Allah razı olsun Seyda, Seyda'mız bilmediğinden değil, söylemek istemedi ondan. Şimdi efendim bir müminin yaşaması gereken sıfatları takınırsak işte mümin budur. Yoksa zaten müminin yapmaması gereken şeyler bellidir. Mümin yalan söylemez, riyakarlık yapmaz, gıybet etmez. Bilhassa çok özür dilerim efendim, bir gıybet meselesi iki cümleyle. Gıybet çok mühim mesele olduğu için bilhassa bu asırda üzerine çok fazla duruluyor. Kur'an-ı Kerim'deki gıybeti nehyeden ayet-i kerimenin harflerini ebced hesabıyla saymışlar. Bu senelerde çok fazla gıybetin yapıldığını ve yapılacağını, yapılan gıybetin de müminin manevi hayatını sona erdirdiğini işaret eden bu senelere de geliyor. Onun için üzerine çok fazla duruluyor. Ben de bir cümleyle bunun üzerine durayım. Gıybet nedir biliyor musunuz? Gıybet burada bulunmayan bir kardeşimizin hakkında söylediğimiz bir kelime. Eğer o kardeşimiz burada olsaydı hoşlanmayacaktı. Onun için söylediğimiz kelimeden hoşlanmayacaktı. Ama efendim yaşıyor, yaptı bunu. Ben yalan söylemiyorum ki. Yaptığı için gıybettir. Yanında olsaydı, sen onun hakkında bu sözü söyleseydin hoşlanmayacaktı. Kızacaktı. İşte bu gıybettir. Eğer o söylediğin şey onda yoksa, bu onun hakkında söylediğin onda yoksa, hem gıybet hem iftira. İftira, buhtan. İki katlı çirkin bir günah. Eğer bu gıybet bir ferde değil de bir cemaate. Falanlar şunu yapıyor. Cemaatler bugün. Artık cemaatler var. Müslümanlar cemaatleşmiş. Falan cemaat var ya şunu yapıyor. Falanlar şunu yapıyor. Dediğimiz takdirde ne olur biliyor musunuz? Fert olsa gider helallaşırız, hakkı gider. Çünkü Cenab-ı Hak insanın hukukuna çok büyük ehemmiyet veriyor. Kul hakkını ancak kendisi de helallaşmak suretiyle affeder. Başka şekilde affi mümkün değildir. Cemaatler olsa ne olur? O cemaatin gidip reisiyle, efendisiyle görüşmekle hak helal olmaz. Cemaatin her ferdiyle görüşüp helallaşmak mecburiyeti vardır ki. Bu da mümkün değildir. Dolayısıyla bilhassa İslami cemaatlerin hakkında yapılan yanlış anlamalar, yanlış anlatılmalar bizim manamızı yıkabilir el-iyazu billah. Falanlar var ya, işte şöyle. Bunu dediğimiz takdirde o cemaatin bütün fertleriyle helallaşmadan biz yakayı kurtaramayız. Huzur-i ilahide bu mesuliyetin altına kalkmak mümkün değildir. Onun için Allah rızası için bu mübarek gecenin hürmetine bu ayda bu günlerde gıybetlerden kesinlikle sakınalım. Hele hele cemaatlere intisap edilen cemaatlere katıyım öyle bir şey yapmamalıyız. Falanlar var ya, ben bazı isimler vereyim. Şu Süleymancılar var ya, şu Nurciler var ya, şu tarikatçılar var ya, şu particiler var ya, işte şöyledir dedi mi, bitti. Sen iş bitti. Kur'an-ı Kerim'in bu işaretine göre sen iş bitti demektir. Çünkü onların hepsinin
fertlerinin teker tekerini görüp helalleşmesi lazımdır. O da yoksa mümkün değil. Mümkün değildir. O zaman gemiyi karaya oturttun demektir. Allah muhafaza buyursun. Evet. Gıybet çok mühimdir. Kıymetli hoca, ümmeti Muhammed'in en çok Allah yolunda giderken arızalar olan dördüncü geçide geldi ki ümmeti Muhammed'in büyük bir kısmı bu geçitlerde hapsolup kalıyorlar. Bu geçitler boğuk ses neden ki acaba? Hocamın kimi? Hoca eğilince mikrofon aşağıda kalıyor. İyi oldu, Allah razı olsun. Kıymetli müminler, bu geçit dördüncü geçitte kaldık. Allah hepimizden razı olsun. Arızalar, kazalar geçidi. Bu geçidi İmam-ı Gazali radıyallahu teala efendimiz dörde ayırmış. Rızık kaygısı engeli, korku endişe kuruntu engeli, bela musibet sıkıntılar engeli, kaza ilahi takdir engeli. Şimdi kıymetli hoca, rızık hususunda ümmeti Muhammed'in takıldığı önemli vartalar, rızığın hukuku Allah için bizine aydınlat. İnsanoğlu en çok bu rızık kaygısıyla, rızık engelinde takılıp kalıyor. Bizi bu konuda tenvir et ki rızıktan endişe edip ilahi maksada gitmekte rızık geçidinde takılıp kalmayalım. Önce rızık takdiri midir? Yoksa tedbirle mi kazanılır? Rızığın helal kazanılanı ile haram kazanılanı ikisi de rızık mıdır? Yani haram kazandı, birisi de helal kazandı. Sual, ben haramdan kazandım. Bu da ilahi takdir midir? Burası çok önemli. İlahi takdirse mesuliyetim ne? Bu rızık meselesi çok önemli. İlahi takdir midir? Ezelde dağıtılmış mıdır? Telaşa, gayrete yer var mıdır? Ondan dolayı niçin biz haram rızık kazanalım? Kazanırsak bu rızık da takdir edilmiş haramdır. Ama vebali nedir? Evet. Şimdi efendim, bu soruların cevabı elbette ki Kur'an-ı Hakim ve tilmetin. Allah Celle Celaluhu Rezzak'tır. Rezzak sigay-ı müntehay-ı cumu'dur. Yani ehlince malumdur. Yani bütün mahlukatın rızkını veren O'dur. Yarattığı her canlının rızkını hazırlayan, hazinesine koyan, tabir caizse önce hazrahını ayırmış, her şeyini ayırmış, ondan sonra vücuda getirmiştir. Fakat seyec'alullahu likulli şeyin sebep. Her şeye bir sebep. Halk eden Mevla-i Müteal bu rızkı da bir sebebe bağlıyor. Rızkı yaratmıştır, hazinesinde hazırdır. Fakat almak için bugün boğazım kurudu. Su kendisi ağzıma dökülmeyeceğine göre Allah'ın verdiği bir sebep, şu tasi alıp içmeden boğazımın kuruluğu geçmeyecektir. Başka bir ayet-i kerimede Zariyat Sûre Celle'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Cin ve insanları yaratmaktaki tek gaye ibadet etsinler diye yarattım. Yoksa rızık için, rızkı temin etsinler diye yaratmadım onların. Yani birinci vazifeleri Allah'a kulluktur. Ubudiyet-i ilahiyedir. Diğer vazifeler talidir. Bu ayete de ayrı bir tefsir getireceğiz. Başka bir ayet-i kerimede وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى İnsana ancak sa'yinin semeresi vardır. Çalışmasıyla elde ettiği şey vardır. Çalışması olmadığı bir şey insanın eline geçmesi mümkün değildir. Dolayısıyla rızık endişesiyle
ibadeti terk etmek Allah'a isyan bayrağını çekmiş demektir. Bu bir. Rızkı helalden aramak müminin vazifesidir. Aynen namaz gibi ferzdir. Helalden rızkı aramak namaz gibi ferzdir. Çünkü müminin iki vazifesi vardır tali olarak. Nasıl ki feraizi kılmak ferz ise, haramdan kaçınmak da ikinci ferzdir. Hani biz çocukken hepimizin öğrendiği bir şey vardır efali mükellefinde. Ferz, vacip, sünnet, müstehab, menfisi, haram, mekruh, müfsid, mübah. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Yani namaz nasıl ferzse, haramdan kaçınmak da aynı şekilde ferzdir. Ama biri müsbet, o biri menfi. Yani birini yapmakla sevap kazanıyorsun, o birini terk etmekle sevap kazanıyorsun. Onun için mümin Allah'ın hazinesindeki olan rızkını sa'yiyle, gayretiyle helal yoldan arayacak. Dolayısıyla buna muvaffak olacak. Cenab-ı Hak vaat etmiştir. Eğer sen rızkını helal yolla ararsan, rızkını veririm sa'yine, gayretine nispeten. Ama bunun için ben rızkı arıyorum, çalışıyorum, kazanıyorum, dolayısıyla feraizleri yapamıyorum dediğin takdirde de haram, nameşru bir rızkı elde edebilirsin, ama bunun ne bereketi vardır, ne senin ahiretine faydası vardır, ne çoluğun çocuğun islahına herhangi bir vesile olabileceği vardır. Çünkü haram bir lokmanın girdiği bir midenin 40 sebahi boşa gider. Dikkat buyurun. Haram bir lokmanın girdiği bir midenin 40 senelik ibadatı, yani nafile ibadetleri boşa gider. Duası kabul olmaz. Bu noktaların hepsini ele aldığımızda mümin Allah'ın emrettiği şekilde feraizi kılacak, kebairi terk edecek, rızık için endişesi olmamak şartıyla, rızık bulamam, Allah beni aç bırakır, sus bırakır değil de, fakat rızkını temin etmek için de sa'yi ve gayret içerisinde olmak mecburiyetindedir. Yoksa rızık için ne ferzler bırakılır, ne ibadet terk edilir, ne de ibadet etmek için çalışma yolları kapatılır. Bunların ikisi de birbirine tamamen zıttır. Mümin hem dünyaya, çünkü biraz önce okudum ayet-i kerimede, وَبْتَغِ فِي مَا عَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah'ın sana verdiği bütün imkanlarla ahiret evini temin et, fakat dünyadaki nasibini de unutma. Ayet-i kerime bize bu şekilde ikaz veriyor ve dolayısıyla biz rızkı kazanmak için, yani temin etmek için değil, sadece hazırlanmış depodaki olan şeyleri alıp gelmekle mükellefiz. O da gayretimiz, çalışmamızdır. Yoksa rızkı veren Allah'dır. Rızkı biz vermiyoruz. Ama bize bir çalışma vesilesi yapmış. Ve dolayısıyla biz bu çalışma ile ne yapıyoruz? Rızkımızın vesilesi olarak temin etmeye çalışıyoruz. İbadetimize mani olmak şartıyla. İbadetle beraber kazandığımız rızık bereketli olur. Bedenlerimiz şifa olur. Çoluk çocuğun hidayetine vesile olur. Dolayısıyla mümin dünyada da mesud olur. Böyle yaşarsa ahirette de mesud olacaktır Allah'ın izniyle. Ama zengin olma yoluyla, zengin olma peşine düşüp de ibadat-ı taati terk etmek, helal haram demeden şunu bunu kazanmak, bu da hem dünyamızı hem ahiretimizi berbat edebilir. Allah bizleri muhafaza buyursun. Rızık ezelde takdir edildiğine göre kulun tedbirinin rolü nedir? Kulun buradaki tedbiri sadece sa'ye başvurmaktır. Yani gayret etmesi, çalışması, hazırlanmış hazine-i ilahiyedeki olan rızkını gidip alıp gelmektir. Haramı seçerek rızık ele geçirdiyse? İşte biraz önce bahsettik. O haramla eğer haramı yaptıysa hem dünyasını batırmış olur, hem de o rızıktan yiyen kendisinin ve çoluk çocuğunun saadetini kaybetmiş olur. Yani rızık gelir ama evet, bu sefer saadeti mesul kaybetmiş olur. Kendisi evet, de mesul olur. Evet. Peki şimdi akla bir sual daha geliyor. Rızık takdir edildiğine göre şu adamın hanının, apartmanın, malının, mülkünün çokluğu ile yediği, içtiği, vücuduna giren rızığın arasındaki şeriattaki ölçü nedir?
yediğim, içtiğim, giydiğim rızık. Çalışıp ev, dam, dükkan, apartman, o da rızık. Şu halde çalışanla çalışmayanın rızıktaki farkı ne? Şimdi efendim, rızık kut-i la yamutu, bir insan hiç çalışmasa bile, hiç çalışmasa bile açlıktan ölen, katliyen yeryüzünde yoktur. Yani tekeffül edilen rızık hangisidir? Tekeffül edilen yeme içmedir. Yeme içme. Ölmeyecek kadar rızkın verilmesidir hak tarafında. Fakat servet saman ise mutlaka sahiye bağlıdır. Tamam. Çalışmaya, gayrete bağlıdır. Allah razı olsun. Cümlemizde. Malazgirt'te Müftü Efendi Risale-i Nur talebesiydi. İsmini şu anda çıkaramadım. Molla Malazgirt müftüsü. Molla. Ben dedim hoca aynı bizim bu devletli üstadımız gibi buyurdu. Rızık saye tabi değildir. Yenilen rızığın asgarisi takdiri hüdadır. Muhakkak ele geçecek. O zaman da binbaşıyım. Peki hala dedim hocam benim çalıştığım nereye gidecek? Aynı üstadımızın buyurduğunu söyledi. Çalışmak mülkü artırır. Ama boğazdan geçene fayda vermez buyurdu. Doğru mu aklımda kalmış? Doğrudur. Allah 100.000 kere razı olsun. Rızık aramada, geçen bu meseleyi azıcık konuştuk, tekrar sualde fayda var. Ailenin rızkı kocaya ait olduğuna göre, nafaka bakmakla mükellef olan şahsa ait olduğuna göre, aile fertlerinden nafakaya mükellef olan koca baba, aile efradından kimi çalıştırırsa mesuldür, kimi çalıştırmazsa mesul değildir. Buradaki şeriatın, İslam'ın ölçüsü nedir? Bu 20. asırda en çok sorulan bir sualdir. Rızık Allah'tan gelecek. Aile reisi aile efradının rızkını teminle mükelleftir. Efendim nafakayla bakmaya mükellef oldukları ana baba gibi ona da mükelleftir. Pekala bu ölçüde bacısını çalıştırsın mı? Kızını çalıştırsın mı? Hanımını çalıştırsın mı? Eğer çalıştıracak ise şeriatın ölçüsü nedir? Efendim geçen bir defa konuştuk üstadla. Konu döndü dolandı oraya geldi. Şu milletin de başının en büyük dertlerinden birisi bu sualin içinde. Onun için tekrarlamada fayda gördüm. Şimdi bu çalışma meselesi nazik bir konu. Nazik olmakla beraber bu memlekete değişik bir manzara arz ediyor. İnsanlar çalışır elbette ki. Çalışabilir, helaldir. Kadın da çalışabilir, erkek de çalışabilir ama evvela kadının çalışma şartları erkeklerinki gibi değil. Buna zemin hazır olmalı. Evvela zeminden maksadımız şu. Zaruret olmalı. İhtiyaç eğer ihtiyaç yoksa kadını çalıştırmak İslam'da çok meşru bir adet değildir. Bir kişinin, ailede bir çalışanın efendim ihtiyacı giderici bir durumda değilse o zaman şartlarını aramak suretiyle kadının da çalışması caizdir. Şöyle ki kadının çalışabilmesi için evvela zaruret meydanda olacak bir. İkincisi kadının çalışabileceği kadına münasip bir iş olmalı. Yani çalıştığı yerde erkeklerin bulunmaması, mahremlerle karşı karşıya gelmemesi, sözle dahi olsa, hele hele öyle tek yerinde, bir iş yerinde böyle tek kişilerle veyahut da böyle münasip olmayan kişilerle konuşması, görüşmesi mecburi olan şeylerde çalışması katiyen, katiyen böyle bir şey cevazım. Açlıktan ölse bile İslam dini buna cevaz vermez. Ama sadece kadınların çalıştığı yerde böyle bir zaruret meydana gelirse kadın çalışabilir tabii ki. Çünkü zaruret İslam'da bir kaidedir. İnnemez zarurat tübihül mahzurat. Zaruretler harami mübah kılar, helal kılar demiyor bak, dikkat buyurun. Zaruret dahi olsa haram helal olmaz katiyen. Ne olur? Mübah olur. İşlesen de işlemesen de günahı yok ama sevabı da yok.
Mübahın İslam'daki yeri budur. İşlesen de işlemesen de sevabı da yok, günahı da yok. Fakat müminin içtinap etmesi gereken şey şu. Bana Hollanda'dan bir şey anlattılar. İçim kan ağladığı için size de anlatayım. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmamışsınızdır da. Bir arkadaşın hanımı bir fabrikada çalışmaya başlıyor. Birkaç gün gidiyor. Bir gün patron böyle işe girerken mi yahut çıkarken mi kadının omuzuna mı yahut da bir yerine böyle elini tokat, böyle bir tokat vuruyor. Böyle sever mahiyette falan. Kadın kocasına söylüyor, ben işe gitmeyeceğim falan diyor. Niye diyor? O gün söylemiyor meseleyi. Kocası zorluyor, benim ihtiyacım var, ben işte araba alacağım, şunu yapacağım falan şeklinde. Bir iki gün daha tekrar gidiyor, bu sefer daha başka bir şekilde yüzüne elini vuruyor veyahut da el atıyor, neyse bilmiyorum. Kadın feryat edip çıkıyor, geliyor kocasına, ben bir daha o işe gitmeyeceğim diyor. Niye diyor? Böyle böyle diyor. Demek mecburiyetine kalıyor. Ve adam da debançesini çekiyor. Gidip fabrikada adamı vurmak için. Niye diyor, ben hanıma böyle yaptın? Benim işçimdi diyor, normaldir bu, şey değil diyor. Ben işçime diyor, istediğim muamele yaparım diyor. Ve bir şey de diyemiyor. Ben bunu duyalı beri, inanın, burada başka bir şey söylemeyeyim de, fakat hem vicdanen, hem ruhan, hem aklen o kadar azap içerisindeyim ki nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Müslümanlara ne diyeceğimi de bilmiyorum. Pek çok Müslümanın hanımı, kardeşi, kızı, gelini çalışıyor. Bunların hepsi kötüdür desek olmaz. Fakat iyidir de hiç diyemeyiz. Yani çok iyi olsa, bütün şartları uygun ise mübahtır. Halal değildir yani. Kalanı sizin nurlu vicdanınıza kalmış, anlayışınıza kalmış, bilmiyorum. Bu sualın cevabı şer'an budur. Ben başka şeklini bilmiyorum. Arızalar geçidinin rızıktan sonra rızık kapısını oldukça kapadık, daha derinleştirmek işi zorlaştırıyor. İkincisi, kuruntular, korku ve endişeler engeli. Kuruntu ve endişenin İslam hukukundaki yerini, Allah'a yaklaşmada mani olan engelini kıymetli hocamız onu lütfetsin. Efendim, kuruntu dediği ben böyle bir kelimeyi herhal gurur manası nedir? Gurur ise Efendimizin hadis-i kuruntu, şerifinde... Kuruntu, şu işi yaparsam başıma şu mu gelir, kitabı okuduğum için mesela ben hakkı söylersem benim başıma ne gelir, doğruyu söylersem nasıl olur, bu vaazı yaparsam benim kanunen sorumluluğum olur mu olmaz mı, hayatın türlü safhalarında muhtemel tehlikeleri hayal etmek kuruntu. Endişe, akıbet, ahiret, korku, asılma, vurulma, hapis olma gibi meseleler şeriatta hükmüne, Allah yoluna engel niçin oluyorlar? Buna İslam'da vehim şeyi tabi yapsak daha kolay olur. Kuruntu, çünkü kuruntu kendi kendine bazı kuruntular yapar. Ben yükselmek için meselesini ben öyle anlıyorum, bilmiyorum da. Fakat bu şekildeki endişeler diyelim. Efendim, endişeler elbette ki yerli olan endişeler de var, yersiz olan endişeler de var. Ama hepsinin başını kesen elimizde bir hüküm vardır. Men amene bil kader emine minel keder. Bu hükmü şer'idir ve Efendimizin hadisidir. Kadere inananın kederi olmaz, endişesi olmaz. Rızkın temini, işinin yürümesi, efendim bilmem neyin ne olması artık onu endişelendirmez. Şöyle ki, insan diyecek ki, ya ben mesela ismi Muhammed. Bana Cenab-ı Hak ne vazife vermiş? Şunu şunu yapacaksın. Namazını kılacaksın. Ferzlerini kılacaksın. Büyük günahları işlemeyeceksin. Rızık peşine uğraşacaksın. Gayret edeceksin kazanabildiğin kadar. Benim vazifem budur. Ben bunu yaparım. Kalanı Allah'a kalmış. Eğer böyle bir tevekkülle işinize sarılın, bir noksanınız olursa huzur-i ilahide ben bunu ödemeye söz veriyorum.
Dünyada belki madem yoktur ama ahirette ben buna tekefül ederim. Fakat esbabda yanlışlık yapmamak suretiyle. Kim ciddi bir tevekkülle sarılır, Allah'ın bana verdiği vazife budur. Nedir? Helal için çalışmak. İmkan dahilinde iyisini bulmaya çalışacaksın, gayret edeceksin, ibadat-ı taatına engel olmamak şartıyla. Gayret edeceksin, kalanını Allah'a bırakacaksın, bu işin teminatını ben Allah için verebiliyorum. Yoksa bunun için endişeye hiçbir gerek yok. Rızık için hele hele hiç endişeye lüzum yok. Mümin mütevekkildir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Ayet-i Kerime. Kim hakkıyla Allah'a tevekkül eder, ona teslim olursa Allah ona kafidir. Öyleyse kafi olması her yönüyle kafidir. Hiçbir endişeyi götürecek tarafı kalmaz. Kıymetli hoca, gerek ferden, gerek cemaat olarak, gerek aile fertleri olarak belasız, musibetsiz efendim bir hayat düşünmek mümkün değil. Bu belalar içerisinde kalan mümine ne lazım gelir ki belası hafiflesin, musibeti sevaba dönsün, bu bela ve musibetler onun için ahiret sevabı olsun. Önce inanç bakımından durumu nasıldır, hayat yaşayışı tarzında nasıl olmalıdır ve niçin bela musibetler mümini gelir bulur? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah bu ayet-i kerime ile kullarının başka hiçbir endişe olmayacağı şekilde yollarını açıklamış. Lam te'kid lamidir. Ma'lum ehlince malumdur. Ve lenebluvennekum vav-ı atıfla öndeki ayete ekleyerek orada Allah yolunda ölenlere ölü demeyin falan ekleyerek Allah sizi bu mükafatların neticesinde bazı şeylere de musibetlendirecek. Allah sizi tecrübe edecek. Bel tecrübedir Arapçada. Allah sizi bazı şeylerle tecrübe edecek. Niçin? Bakınız, niçini açık. Allah size bu kadar sayısız nimet vermiş. İnsanın vücudundaki makineye bakın. Kainatta bir kainat ya. Kainatta ne varsa bir insan vücudunda hepsi vardır. Daha küçülmüşü, daha kibarı, daha güzeli, daha yakışıklısı vardır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ İnsanları en güzel surete yarattık diyor. Bu kadar sayısız nimetlerde bulunduğu halde elbette ki ben buna bu kadar emek verdim yani arzını bizim insanlık şeyimize götürürsek ya ben bu adama bu kadar iyilik yaptım bir tecrübe edeyim. Sadakat durumu nasıldır? Ne kadar doğrudur? Ne kadar bana karşı hürmetkardır? Dediğimi ne kadar tutar? Cenab-ı Hak kulunu tecrübe ediyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Allah sizi bazı şeylerle tecrübe eder. Bir şeyin, bir şeylerle. Bir şey değil, bir şeylerle tecrübe eder. Hastalık, yangın, afet. Evet, tecrübe eder. Neyle? Mallarınızın zayiatıyla. Elinizden malınız çıkar. İstemediğiniz halde arabanız çarpıverir. Birisi arabanıza çarpıverir. Efendim, oğlun üzülür, kızın üzülür, baban üzülür, annen üzülür. Eviniz yıkılır, yangın olur. Çeşitli musibetler. Bu kuluma bu kadar nimeti verdi. Evi sana veren kim idi? O. Oğlu veren kim idi? O. Arabayı veren kim idi? O. Hepsi onunsa, o aldıysa hakkın ne yani? Ne iddia ediyorsun? Öyleyse eğer hepsinin onu verdiğine inanıyorsan endişenin mahalli yoktur. İnna lillah ve inna ileyhi raciun deme hakkım düşer. Bu sana düşer. Allah sizi bazı şeylerle tecrübe eder ki sabrınızı, kulluğunuzu ölçsün. Bakınız
kulluğunuzu ölçme iki yoldadır. Birincisi, onun verdiği mali geri alması sizin sabrınızı taşımasın. Çünkü mal onun. Malik el mülk, yetesarrafu fi mülki keyfi yaşa. Mülk sahibi mülkünü dilediğini yapar. Kimse karışamaz. Karışabilir mi kimse? Öyleyse evvela bunu kabul edecek mümin. Bu mal, bu mülk Allah'ındır. Ben de Allah'ın hem mülki hem de memlukiyim. Hem mülkiyim hem de kölesiyim. Köle efendisinin dediğinden dışarı çıkarsa o asi köle olur. Dayak yer. Vücudunda damga yapılır, damga. Demir kızdırır, vücuduna basar. Bu vardır, şeriatta vardır. Cezası bu şekilde verilir. Veyahut boynuna bir zincir takar götürür pazarda satar. Kölenin cezası budur. Biz Allah'ın mülki hem memlukiyiz. Kölesiyiz, kuluyuz. Mülkünde yaşıyoruz. Rızkını yiyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı veren O'dur. Öyleyse O'na kulluk yapmak, O'na sadakat yapmak mecburiyetindeyiz. Sadakatimize halel geldiği takdirde bir efendinin kölesine verdiği azaptan daha fazla azap verebilir. Azabı nedir Allah'ın? Efendim, paslanan demir ateşe sokularak temizlenir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُوهَا diyor. Hiçbiriniz yoktur ki cehennem ateşini görmeden geçsin geçsin mümkün değildir. Çünkü sırat var. Altında cehennem alav alav yanıyor. Sıratta hepiniz ister istemez geçeceksiniz. Onu mutlaka göreceksiniz ama görüş derecesi değişir. Allah'a kulluk yaptıysanız berk gibi. Yani şimşek hani bir anda çakıp gidiyor ya. Onun gibi geçersiniz. Eğer benim gibi camları kırdıysanız sürünerek de gidebilirsiniz. Allah muhafaza buyursun ehli imanı. Onun için Allah sizi tecrübe eder. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ sizi bazı şeylerle cezalandırırız, musibet, tecrübe ederiz. Bir şeyin minel havf, korku ile bazı korkular ya bugün hırsızla bizim eve girebilir. Benim araba çarpılabilir, çalınabilir. Minel havf vel cu' açlıkla ararsınız, rızık bulamazsınız, yiyemezsiniz. Aç kalırsınız. Açlıkla da sizi musibetlendirir. Ve naqsi minel emval. Mallarınız durduğu yerde nuksanlaşır. Koyunlarınıza kurt girer. Sığırlarınızı hırsızlar çalar. Vel enfus. Nefisleriniz azalır. Çocuğunuz ölür. Eceli gelir, babanız, annanız, hanımınız ölüverir. Ne yapacaksınız? İsyan mı edeceksiniz? Veren o, ne hakkı var ki isyan etmeye? Veren o olduğuna göre alan da odur. Öyleyse sen hiçbir şey yapmaya hakkın yok. Senin yapacağın tek şey inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a dönüşümüz. Buna gideceğiz. İşte bu yolda çıkan engelleri aşmakla, bunu anlamakla netice ne olur biliyor musun? اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ İşte onlar ki Rabbimden selavat. Selavat nedir biliyor musunuz? İnsanlar tarafında dua, melekler tarafında istiğfar, Allah tarafında nüzul-i rahmet. Onlar için meleklerin dualarıyla yapılan istiğfar neticesinde Allah tarafında rahmet iniyor. Yani bir musibetleri bin kat mükafatlanarak Allah sabirlerini ölçme neticesinde sabır gösterdi kulum. Bu kadar musibet verdim. Bu kadar vücuduna acizliğine binaen bana kul olduğunu unutmadı. Sabretti. Öyleyse onun mükafatı nedir biliyor musunuz? Onun mükafatı cennettir, nimettir. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Rablerinden salavat, emniyet, rahmet vardır. Rahmet nedir? Ancak cennette izhar edilen bir nimettir. Yani Allah'ın rahmeti bir insanı tegammüt eder, umumlaştırır, vücudu rahmet içine batarsa o kişi
cennette, cennette de iktifa etmeden cemalullah ile karşı karşıya gelecek bir hale gelir. İşte musibetin karşısında ölçü budur. Müminin musibete karşı durumu bu olmalı. Gelen ondan geliyor. Musibet de olsa hoş, iyilik de olsa hoş, her şey ondan geliyor. İbrahim Hakkı gibi, hak hayırları şerre, şerleri hayır eyler, sanma ani gayr eyler, görelim Mevla'yı neyler, ne ilerse güzel eyler. Öyleyse içlerde dur, pencerelere bak, işe karışma. Mülk onun, malık o, her Halik şey onundur. Her şey de onundur. Öyleyse senin yapacağın inna lillah ve inna ileyhi raciun demekle ona teslim bayrağını çekmekten başka çare yoktur. Allah cümlemizi bu yoldan ayırmasın. Allah razı olsun hoca. Şimdi az kaldı. Sebepler geçidine geldik. Beşinci geçit. Yolculuğumuz bitmedi. Rızık meselesini geçtik. Endişe, kuruntu, üzüntü, vehim onları geçtik. Efendime söyleyeyim. Allah'tan gelen türlü türlü belaları gördük. Musibetleri gördük. Yalnız burada kulun bilmesi lazım gelen hocamdan öğrendiğime özet ediyorum. En önemli mesele bela ve musibetler müminin kendi elleriyle yaptığının karşılığında gelir. Allah kuluna zulmetmez. Şu halde bir musibetin gelişi üstadımızın mübarek Bediüzzaman Hazretleri'nin beyanı veçiyle sen hırsız değilsin ama hırsızlıktan mesul oldun. Allah-u Teala bana zulmetti diyemezsin. Senin Allah'a isyan etmiş 100 tane dosyan vardır. Allah bu dosyaların birisini çekti. Hırsız olmadığın halde onunla seni mahkum etti. Halbuki 100 dosyanın birisiyle mahkum oldun. 99'unu fazlı keremiyle affetti. Şu halde musibete giriftar olan Allah razı olsun. Önce Allah'tan geldiğini bilip şikayet kapısını kapamalı, sabır kapısını açmalı. Hocamdan anladığım böyle. İstiğfarla, teenni ve tevekkülle, sabırla musibeti bin iken bire çevirip günahı dökmesine vesile kılmalı. Şimdi sebepler geçidi. Sebepler geçidi. Allah korkusu merhametine sığınmak. Amel ve hayırlı işlerin Allah'tan geldiğini anlamak. Bundaki sofinin, müminin anlayış derecesi nasıl olmalıdır kıymetli hocam? Sebepler. Yani Allah'ın rızasına, mağfiretine, inayetine sığınma sebepleri Allah korkusu bir, merhametine sığınmak iki, Allah'tan ümit beklemek bir, Allah'ın azabından da emin olmamak iki. Ne yapmak lazım gelir ki mürit, mümin bu kapı sebepler kapısında yine Allah'a karşı rızasını tahsil etmiş olarak çıkabilsin? Kıymetli hocamız biraz açıklama yapsın inşallah. Efendim bu sorunun da cevabı bir ayet-i kerime ile. Yani soruların cevabı itiraf ederek gerektiği şekilde izah edemiyorum ama Allah razı olsun yer bayım hemen ekliyor ve izah ediyor. Allah ebediyen razı olsun. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Müminler felaha ulaştılar, kavuştular elhamdülillah. Allah'ım lütfet. Bu mübarek gün ve gecelerin hürmetine bizi o müminlerden eyle inşallah. Bütün müminleri sadece bizi değil. Yeryüzünde bugün alemi İslam'da Allah'a hamdolsun. Bütün yeryüzündeki mabetler dolup taşıyor. Melekler de içinde. Gözü, benim gibi gözü kapalı olanları görmez ama sizler inşallah görürsünüz. Melekler içinizde geziyorlar. Dualarınıza amin diyorlar inşallah. İşte bu gecelerde Cenab-ı Hak müminlere müjde veriyor. Kad eflahal müminun. Müminler felaha erdi.
Kim bu müminler? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında huşu gösterdiler. Namazlardaki huşu ne demek biliyor musunuz muhterem Müslümanlar? Yani çok özür dilerim, biliyor musun demek, yani bilmiyorsunuz manası çıkarmayın kesinlikle. Bu millete karşı hitap ettiğimizde hep böyle dilimiz alışmış da, onun için yoksa böyle bir meselesini bilen bir cemaate bu bir suyu edeptir. Bir kere dilimiz alışmış. Ne kadar önemlidir gibi biliyor ya. Musunuz? Ne kadar ya. Önemlidir, ne kadar kıymetlidir? Allah alem öyle mi oluyor bilmem. Namazda huşu. Namaz nedir? Evvela namazı bir anlamaya çalışırsak, namaz kul ile Allah arasında bir irtibat, bir bağlılık, bir intisaptır. Tabir caizse huzuruna çıkıyoruz, bir arz-ı hacete bulunacağız. Onun kapısına gitmek için, o kapıyı çakmak için namazla çakılır ancak niyazla açılır. Bu noktada unutmamak için hemen söyleyeyim. Namaz arkasındaki tesbihatın ehemmiyetinin de çok büyük olduğunu burada dile getirmek istiyorum. Yani namaz kılıp da hemen kaçmak değil. Mümin namazın arkasındaki tesbihata da çok büyük ehemmiyet vermesi lazım. Çünkü namazla kapı çakarsın, niyazda bulunmazsan içeri giremezsin. Hacetini arz edemezsin. Namaz kulla Allah arasında bir irtibattır. Bir rabt-ı kalp ediyorsun. Huzuruna varıyorsun. Dört şeyle namaza giriyorsun. El kaldırmak sünnettir. Kulaklara değdirmek müstehaptır. Allah lafzı söylemek farzdır. Ekber vaciptir. Hepsini izah etmeyeceğim de mühim olan bir iki noktayı. Elleri niye kaldırıyorsunuz biliyor musunuz? Allah'ın huzuruna giderken dünya kazuratının yeri yoktur. Dünya ve mafihayı ellerin arkasına alıp geriye atıyorsun. Gitti. Benim dünya ile alakam kesildi. Kulaklarına tokandırmanın sebebi ne biliyor musunuz? Bu kulak yumuşaklıkları vücuttaki bütün damarlarla telsiz vesilesini yapıyor. Bir telefon, bir santraldır. Baş parmağı ise oraya tokanmakla bütün vücuda haber ver diyorsun. Haberiniz olsun, ben Allah'ın huzuruna giriyorum. Evet. Sakın terki edepten. Ben Allah'ın huzuruna gidiyorum, beni şeylerle meşgul etmeyin. Bütün vücudun zerrelerine haber veriyorsunuz. Bu huzura neyle gidiyorsun biliyor musun? Allahu Ekber. O her büyükten çok daha büyük olan Allah'ın huzuruna gidiyorum. Diyorsun ve ellerini niye göbeğin ne altında ne üstünde direkt göbek olan mahallin üzerine koymak sünnettir. Nedir biliyor musunuz? Şehvet yeri olduğu için haram orada birleşir. Şehvet orada meydana gelir. Her şey orada meydana gelir. Ve aynı zamanda şeytanın bir lümesi, bir istasyonu vardır orada. Elini oraya koyuyorsun ki emniyet altına alıyorsun. Şeytanın vesvesesi buraya gelmesin diyorsun. Ellerini üstüne bağlıyorsun. Allah'ın huzurunda namaza duruyorsun. Bu namazla, bu edeple, bu riayetle huşu denir buna. Yani Allah'a saygıyla, kimin huzuruna gittiğini bilmekle Allah'ın huzurunda olunca biz resmi bir adamın huzuruna giderken bir sürü efendim yakamızı paçamızı toparlamak, efendim yakayı düzeltmek, saçı taramak falan şeyler. Halbuki o senin gibi bir insandır. Belki senin gibi değil. Sen Allah'a kulsun, o belki kulluğu da bilmiyor. Buna karşı böyleyken Allah'ın huzuruna, Rabbül İzzet'in huzuruna gidiyorsun ve bu şekilde şehvet yeri olan göbeğini de körleştiriyorsun. Bundan sonra diyor sakın inşallah haram koymayacağım buraya. Şeytanın istasyonundan haber almayacağım bir daha. O istasyonu kapatıyorum diyeceksin. Huşu bu yani. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu
Rabbe yakışır bir huzur içerisinde namaza duranlardır. Bu huşu'la ayrıca bir de hudu' denir. Hudu' ve huşu'. Hudu'un manasını biliyor musunuz? Kendini yok farz etmek. Öyle bir yok ki bir zerre gibi Allah'ın azametin karşısında erimiş, tuzla buz olmuş, yok olmuş bir şekilde huzurda bulunmak. Ve ona bizim Hanefi mezhebinde bir münacatla başlıyorsun. Euzu Besmele'den önce insan sözüyle, çünkü evvela kelamullah'a geçebilmek için bir irtibat meselesi vardır. İrtibat kuracaksın. Direkt geçemezsin oraya. Ne yaparsın? Subhanakallahumma ve bihamdik. Allah'ım seni tesbih ve tazim ederim. Sana hamd ve sana ederim. Ve tebarek esmuk, ne yücedir ismin. Ve teala cedduk, ne kadar yüce. Senin ismin her şeyden yüce. Ve la ilahe gayruk, senden başka bir ma'bud yoktur ki huzuruna gidilsin. Öyleyse huzuruna gidilecek tek zat sensin. Ben ise bütün aczimle, fakrımla, perişanlığımla dergahına geldim. Aczimi, fakrımı itiraf ediyor. Dergahına iltica ediyorum demekle onunla konuşmaya başlıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun. Kısa hemen geçeceğim. Sonraki noktaya varmak için. O Allah ki Rahman ve Rahim'dir. Dünyada Rahman'dır. Hiç kimseyi tefrik etmeden rızkını veriyor, hacetini görüyor. Sadece Şiraz'ın dediği gibi, ey kerimi ki ez hazane-i gayb, gebru ve tursara vazife kurdari, dostlarla kuca kuni mehrum tu gibi düşmüne nezerdari. Ey gayb hazinesinin sahibi, sen ki dosta da düşmana da rızkını veriyor, hacetini görüyorsun. Dostları mehrum etmek mümkün mi? Düşmanlara muamele ettiğin halde. Öyleyse adres bırakalım oraya. Dost olalım. Dost olarak varalım oraya ki tanınalım. Bizi tanısınlar. Bu da bizimdi diyebilsinler. Evet. Rahman dünyada herkese aynı muamele yapar, fakat Rahim ahirette tefrika koyuyor. Ehli imana hadihi cennetu adnin fedhuluha halidin. İşte cennetul adn. İşte Hazreti Muhammed'in yanındaki bina. Arzunuz bu değil miydi? Girin ey müminin. Derken ve emtazul yevme eyyuhel mücrimun. Dünyada asilik yaptınız, nankörlük yaptınız, şükür eda edemediniz. Girin cehenneme, ayrılın, defolun der. Bu kelimeyle karşı karşıya kalan iki zümre Cenab-ı Hak burada müminleri seçiyor. Bu kadar şefkatle, arzını itiraf etmekle huzuruna gelen Maliki Yevmiddin, din gününün tek söz sahibi, başka kimsenin sözü geçmez orada. Ne dayı geçer, ne avukat olur, ne hakim olur, ne savcı olur. Tek söz sahibi odur. O ne derse o olur. Başka kimse sözüne müdahale edemez. Oraya kadar gelince adeta sema dile gelir. Kuluna merhamet sahibi olan Allah Celle Celaluhu bu kadar hudu ve huşudan sonra kuluna sorar. Ne istiyorsun kulum? Mahiyetinde İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in derken ancak sana kulluk yapar. Senden yardım dilerim. Kulluğa da gücüm yetmez ya, yardımını dilerim demekle Cenab-ı Hak soruyor, ne istiyorsun? Bu kadar aczın, fakrını itiraf ettin. Ne istiyorsun söyle diyor. Şahmet Üzeri diyor ki divanında, Gösukte mirada hucumun telbeke iru min göttü kerim icite dâhuvâzi çahacet. Öyle bir hale geliyor ki Mevla sema dili açılıyor. Abdurrahman ne istiyorsun diyor. Söyle vereyim diyor, ne istiyorsan. Cevaben dedim ki diyor,
Sen istemeden vericisin, sen kerimsin. İstemeye ne lüzum var ki? Zaten müminin hacetinin arzı bu. Onun huzuruna çıkmak, hudu ve huşu'la oraya varmak, Mevla zaten alim-i külli şeydir. Alim-i sırra negudi dersudur. Göğsünde hazırlanmış, daha söylenmemiş sırrı bilen Allah Celle Celaluhu. Hacetini bilmez mi? Sen iltica ettiğinde kabul etmedin mi? Cevap vermedin mi? Öyleyse Cenab-ı Hak soruyor. Ne istiyorsun diyor. Ne söyle. Bu kadar yalvardın, ne derdin ne? Derdimiz şu. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi biz sırat-ı müstakime hidayet et. İfrati ve tefriti olmayan sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakimi istiyoruz ama onu da bilmiyoruz. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Nimetlerinde perverde ettiğin zatların yoluna bizi hidayet et. İsteğimiz bu. Ne dünya, ne cennet, herhangi bir şey hedefimiz değil. Tek rızan, tek rızan, başka bir şey değil. Hani Yunus'umuz öyle diyor, güllerden, çiçeklerden ibaret olan cenneti isteyene ver cenneti diyor. Bana seni gerek, seni. Bize de o gerek. Niçin cenneti istiyoruz biliyor musunuz? Cennet bir istasyondur. Cemalullah sadece orada görülür. Cemalullah sadece orada göründüğü için Rabbim cennet diyoruz. Yoksa cennet bizim hedefimiz değildir. Biz cennet için ibadet yapmıyoruz. Cehenneme gitmemek için de yapmıyoruz. Sırf onun rızasına, onun huzuruna, onun cemaline kavuşmak için yapıyoruz. İşte Kur'an-ı Hakim قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha erdiler derken işte bu şekilde namazına huşu ve hudu edenler felaha erdiler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar ki, bak zekatını eda ettiler demiyor. Zekatlerini, fiilini işlediler. Yani zekatı milletin menfaatine harcadılar. Bu mühim bir nokta. Belki burada tam anlatamayacağım ama bir iki cümleyle üzerine durayım. Muhterem Müslümanlar, biraz önce Yarbayım ile içeride de konuşunca zaman bazı ehkamı değiştiriyor. Eskisi gibi sadece fakirin, fukaranın, dul kadının, yetimin hakkı değildir zekat. Zekat milletin menfaatine harcanmalı ki üstad bile diyor ki eğer zekiler zekasının zekatını, zenginlerse velev zekatının zekatını verseler milletin menfaatine, milletiniz de yolda başka milletlere karışabilir ve geçebilir diyor. Evet, eğer zeki olan insanlar zekasını memleketinin menfaatine harcarlarsa, zeki olan insanlar zekasını milletin menfaatine harcarlarsa, zenginler de zekatını, zekatı 1/40'ını milletin menfaatine harcarlarsa, milletiniz geri kaldığından dolayı bu şekilde olursa yolda o ilerlemiş milletlere kavuşabilir ve geçebilir diyor. Onun için zekatları artık milletin menfaatine, milletin evladının yetişmesine, bilgi sahibi olmasına, okumasına, zekasının meydana çıkmasına vesile olmalıyız. Evet, işte onlar ki li zekatihim failun, zekatlarını işliyorlar, veriliyorlar demiyor. İşliyorlar. Yani milletin menfaatine olacak şekilde veriyorlar. İşliyorlar bunu Kur'an-ı Hakim. Bu noktada işte sorunun cevabı bu. Müminler ancak bu şekilde kurtuluşa, necate, felaha erebilirler. Yoksa başka şeylerle kurtuluşumuz mümkün değildir. Yani Allah'a kulluk, ona gerektiği şekilde gerdendade-i teslimde bulunursak Allah bize İstediğimizden çok daha fazla muamelede bulunacak ve bizi lütfiyle teltif edecek, istediğimizin çok üstünde makamata yükseltecek inşallah, cemaliyle müşerref kılacaktır. Allah cümlemize müyesser eylesin. Evet, 6. geçit bitiyor zaten. Sözümüzü bitirelim inşallah, kitabın hükmü burada bitiyor. 6. geçit, bunları da geçtik. Afetler geçidi.
Bunu sohbetimizin başında kıymetli hocamız bir hayli anlattı. Ben dedim işin sonunda da var. Afetler geçidi, ihlası gaye edinmek, Allah için ihlas, Allah için tahsiye niyet, ucub ve riyadan kurtulmak, amellerin kabulüne mani olan hususatı ortadan kaldırmak. Şu halde ihlası ele geçirmek, niçin müminin Allah rızasını tahsilde hamd ve şükür geçidine gelinceye kadar ihlası kazanmak esas olmuş, temel olmuş. Bediüzzaman Hazretleri Sayyid-i Nursi radıyallahu teala'nın Efendimizin de ihlasa çok kıymet verişi, ehli tasavvufun ihlası kazanmak için muhabbet tahsil edişi, neden ihlasa Allah yolcusu bu kadar itibar edecek? İnşallah hocamız bunu bize açıklasınlar. Şimdi efendim itiraf edeyim, ihlası anlatmak için muhlis olmak lazım. O da bende olmadığı için bunu gerektiği şekilde izah edemeyeceğim ama soranın hürmetine, sorunun hürmetine, cemaatin hürmetine dilimin döndüğü kadar izaha çalışayım. Başta itiraf ettim ki bunu ancak muhlisler izah edebilir. Benim işim değildir. Bunu itiraf ediyorum. İstihbar yatırımı da değil. Bu benim işim değil ama Kur'an'dan, hadisten bildiğim birkaç cümleyle. Hadis-i şerif şu: Helak ennasu illel alimun ve helakel alimune illel amilun ve helakel amilune illel muhlisun vel muhlisun ala khatarin azim. Sadaka Rasulullah fima qal ev kema qal. Efendimiz bu hadis-i şerifte yürekler ürpetici, akılları donduracak şekilde bir hakikati dile getiriyor. İnsanlar helak oldu. İnsanların helaki düşünülebilir ve her zaman mümkündür. Ancak bu insanların içerisinde bir zümre var ki helakleri tehir edilebilir. Kimdir bunlar? Alimler. Alimler helaki kolay değildir. Yani alimler helaketten, felaketten, bela ve musibetlerden, yani manevi beladan kurtulma çareleri vardır. İlmiyle amel edenler, alimler derken öyle her rast gelen benim gibi hocalar değil de, alimler, ilmiyle amel edenler, yaşayanlar, Allah için yaşayanlar, bu helaketten, bu felaketten sağlam kalabilirler. Ve helekel alimune illel amilun. Alimlerin de helaketi mümkündür. Onların da yok olması, ezilmesi, çürümesi mümkündür. Ancak onlar içerisinde bir seçkin bir sıfat vardır. İllel amilun, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel eden alimler bu helaketten korunmuş olabilirler. وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Bu amel, ilmiyle amel edenlerin de bir noktada helaketi mümkündür. Ancak muhlisler müstesna. Bakınız, ihlas, Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, ihlas hepsinin üstüne çıkıyor. İlim sahibi olmak, amel sahibi olmak, efendim ilmiyle amel etmek, bunların hepsi bir arada tehlikeye girebilir. Yani neyle tehlikeye gider biliyor musunuz? Bir riyakarlık, bir görünme, bir ucub. Bunların hepsini silip götürebilir. Fakat bu muhlis derecesine çıkarsa artık bu tehlike onun için mevzu bahis değildir. Hani nasıl? Şunu şu şekilde izah edeyim. İman vücudun her tarafında yerleşmediği takdirde, sadece akılda olduğu takdirde iman, yani aklen iman ettik, inandık, tesdik ettik. Bu iman sadece akılda kalır, kalbe bütün vücudun zerrelerine yayılmadığı takdirde sekerat halinde el-eyyazu billah şeytan çeşitli aldatmalarla bizim imanımızı elimizden kaçırabilir. O iman hırsızı elimizden imanımızı kaçırabilir. Bunu önlemek için ne yapmak lazım biliyor musunuz?
akle yerleştiği gibi kalbe de yerleşmesi, kalbe yerleştiği gibi hafaya, ehfaya, bütün zerrelere yerleşmesi lazımdır ki eğer şeytan el-iyazu billah sekerat halini aklı kandırsa bile bazı vesveselerle o kalpteki, zerrelerdeki, vücuttaki diğer azalere, asablara yayılmış imanı hiçbir zaman alması mümkün değildir. Dolayısıyla mümin imanla kabre gireceğine şehadet var. Bu noktayı çok büyük ehemmiyetle üzerine durmak lazımdır. İşte muhlis budur. Muhlis alim olmayabilir. İlmiyle amel etsin. İlmi yok gibi evvel amel etsin. Bildiğiyle amel etmek var. Fakat hepsinin üstünde ihlas seviyesine yükselirse her şeyi sadece ve sadece Hakk'ın rızası için. İhlas nedir biliyor musunuz? Yaptığın her şey rızayı bari için olmalı. Başka hiçbir düşünün olmasın. Ne veli olmak, ne derviş olmak, ne alim olmak, ne fazil olmak, ne zengin olmak, ne bilmem, hiçbir şey düşünmeden. Bütün gayem rıza-i ilahi. Allah benden razı olsun da istese cehenneme koysun. Mesele bu. Bu hali elde etmek işte ihlas budur. Allah bu sıfeti bizlere lütfetsin. Ehli imana lütfetsin. Bu derece ihlasa kavuşan insanların imanı selamette kalacağına yüzlerce şahidi kati vardır. Kati şahitler vardır. Onun için ilim de bir yerde güvenilir bir şey değildir. Amel de çok fazla, amel etmek de çok fazla emniyet için yeterli değildir. Bunların hepsi ihlasla olursa nurun ala nur olur. Yoksa bunların biraz az olması dahi ihlasın çok güçlü olması hepsinden daha fazla fayda verir. Yani ilmin çok fazla olmayabilir. Ferzlerini kılabilecek durumda bir ilmin vardır. Haramlardan kaçınabilecek kadar bilgin vardır. Fakat bunları ihlasla kullanıyorsan, ihlasla hareket ediyorsan, her şeyini hasbi olarak yapıyorsan, sırf lillah için yapıyorsan, işte muhlissin, davayı kazandın demektir. Ama ilmin olmuş, amelin olmuş, efendim makamın olmuş, merteben olmuş, ihlas olmamışsa her yönüyle tehlike katiyen uzak değildir, her an gelebilir, yok edebilir. Cenab-ı Hak ehli imanı muhafaza etsin, imanımızı selamette kalsın inşallah. Bunun zıttı olan ucup ve riyadan da kurtuldu hak yolcusu. Sıra geldi hamd ve şükür geçidine. Hamd ve şükür geçidi. Hamd ve şükür geçidi nasıl bir geçittir? Buraya yolcuların ne kadarı ulaşır? Kıymetli hocamız bizi tenvir ederler inşallah. Yolun başına çıktık, ilimle başladık, tövbeyle yürüdük. Efendim, sonra arızalar geçidi, afetler geçidi, sebepler geçidi. Geldik, son geçit, hamd geçidi, şükür geçidi. Yolun başından ne kadar cemaat yola çıktı, sonunda ne kadar insan geldi ve bunlar niçin hamd ve şükür geçidinin dahi geçmeleri lazım gelir. Evet, söz kıymetli hocamızın. Şimdi efendiler, ne kadar insan geldi, bu çok garip bir mesele. Hamd lügatinden anlaşıldığı gibi Allah'ı sena etmek demektir. Sena yani medh, şirkten münezzeh olduğunu itiraf etmek. Ona şu şekilde diyeyim, manası şu: Cenab-ı Hakk'a kainatta yapılan bütün ibadat-ı taatleri kendi adına, kendi acziyle o yaptığı ufacık ibadeti içerisinde ona takdim etmek. Hamdül lügat manası bu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a giderken o huzure yakışır bir kelimeyi nasıl yapabilirim düşüncesiyle Cenab-ı Hak o mübarek kalbine ihtar ediyor. Ancak kainatın ibadat-ı tesbihatını kendi adına takdim etmek. O zaman hepsinin adına ettehiyyatü lillahi buyuruyor. Katıyor musunuz? Bütün kainatta, kainat derken
sema, dünya ve ma fihima. Her şey. Arştan ferşe kadar. Ne varsa Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Taşı, toprağı, suyu, semeyi, meleği, hiçbir şey. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. O in nafiyedir, ehlince malum. Yani مَا مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a zikir tesbihde bulunmasın. Lakin bunların tesbihini hepiniz anlayamazsınız. Hepiniz diyorum. İçinizde anlayanlar var yani. Ayet-i Kerime bunu gösteriyor. İşte Efendimiz de Miraç'ta kendi adına bütün kainattaki meleğinden semeğine kadar, taşından ağacına kadar bütün mehlukat-ı ilahiyenin yaptığı zikir, ibadat, hamd, tesbih, selavat, dua, her şeyi kendi adına takdim ediyor. Ya Rabbi, bunların hepsine sen layıksın. Bunlar ancak sana yapılır. Benim de getireceğim huzuruna uygun bir hediyem olmadığı için kainatın bütün hamdü senalarını kendi adıma takdim ediyorum. Mahiyetindeki olan bir hamd. İşte buna hamd-i külli denir. Hamd-i külli denir. Bir insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem intisap edince en büyük şerefe kavuşmuş olur. Bakınız. Ne yapıyor biliyor musunuz? O kainatın efendisi olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam intisap etmekle zerreden şemsten daha zerreyken şemsten daha değerli, daha kıymetli bir varlık haline gelir. Onun için Sa'd-ı Şirazi diyor ki Gülistan'ında çıkam divare ümmet ra kiba şet çün tüpüş divan çıpak mevci behran ra ve nuhu. O cemaate ki, o millete ki Hazreti Muhammed gibi bir serdare cemaat olsun. Böyle bir serdarın peşinde olan bir cemaat için endişe var mı? Düşünülür mü? Nasıl ki Hazreti Nuh'un gemisine binenlerin bir tehlike mevzu bahis olmadığı gibi Allah vaat etmişti. Ya Nuh, seninle beraber gemiye binecek herkes sahil-i selamete çıkacak demişti. Vaat etmişti, vaadini yerine getirdiği gibi. Hazreti Muhammed'e de aynı sözü vermiş. Sana ümmet olanlar seninle beraber haşirde liwal hamd altında gölgelenip hiçbir gölgenin olmadığı günde arşımın gölgesinde gölgelenip sorularından sonra sırat-ı berk gibi geçip havzinden mübarek eline su içip cennetime gideceklerdir diyor. Bundan daha büyük müjde var mı? İşte Hazreti Muhammed'e intisap etmekle biz bütün kainattaki yapılan hamdü senalar, ibadat-ı taatleri dergah-ı ilahiye kendi adımıza takdim ediyoruz. Elhamdülillah. Huzuruna duruyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Bu hamdın masteri terkibini yaparsak çok uzun sürer de hamettu hamden lillah masteri bu. Ben bir hamdle, yani bir hamd ki Hazreti Muhammed'in yaptığı hamd aleyhissalatü vesselam, bütün enbiya-i azamın yaptığı hamd, bütün kainatın yaptığı hamdi kendi adıma takdim ediyorum ya Rabbi manasını taşıyor bu. İşte böyle bir hamdi, böyle bir hamdi Rabbin huzuruna arz eden bir insanın elbette ki ne büyük ehemmiyet taşıdığı apaçık meydandadır. Onun için sonunda da hamd ve sena ile bağlanıyor ki kitabın şeyi İmam-ı Gazali radıyallahu anh bu cümleyi buna bağlıyor ki makam-ı mahmude varabilmek için kesirül hamd olması lazım insanın. Yani Efendimizin komşusu olabilmek için kesirül hamd, çok hamd eden insan olmak lazım. Çok hamd ise
her nimetin önünde ve sonunda hamdle, sena ile, şükürle karşılık vermek lazımdır. Sadece yine Gülistan başında hemen diyor ki minnet Hudayra Azze ve Celle.